الكلام في الصلاة لما يحدث فيها من السهو. باب الكلام bu bab konuşma bahsindedir. Fi salati namazda. Ne için konuşmak? Lima bir şey için konuşmak ki yahdisu hadis olur. Fiha namazda neden hadis olur? Mine sehvi sehvidir. Namazda bir sehv olursa, o sehv için konuşulursa namaz batil olur mu, olmaz mı? Evet. Bunun hakkında bu bab. Haddesene ibn-i merzukun. Kale haddesene şeyhun. Ahsibuhu Ebu Zeyd'in Harbiye. İbn-i Merzuk rivayet ediyor ki bize bir şeyh rivayet eyledi. Fakat o şeyhin zannediyorum ki Ebu Zeyd'in Harbiye'ydi. Yani hatırında iyi kalmamış ama galibi zemiyle Ebu Zeyd'in Harbiye olduğunu söylüyor. Kale haddesene şöyle. O şeyh demiş ki bize şöyle rivayet eyledi. Halid-i Hazza. Halid-i Hazza'dan rivayet ediyor. Kale semi'atu Ebu Kilabe. Halid-i Hazza diyor ki Ebu Kilabe'yi işittim. Yuhaddisu an ammihi Ebil Muhallef. Amudesi Ebil Muhallef'ten rivayet ediyor diye. O da kimden? An İmran ibn-i Hüseyin. Ashab-ı kiramdan İmran ibn-i Hüseyin radıyallahu anh. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إمران buyurdular ki Peygamber Efendimiz صلى بهم onlara kıldırdı الزهر önleyi ثلاث ركعات 3 rekat kıldırdı ثم سلم sonra selam verdi وانصرف gitti فقال له الخرباق خرباق زليدين Resulullah Efendimiz'e dedi ki Ya Resulallah إنك صليت ثلاثا Sen üç kıldın ya Resulullah, üç kıldın. Kale, Ravi diyor ki, Fecaa sallallahu aleyhi ve sellem geldi, fesallâ rek'aten bir rek'at daha kıldırdı, sümme selleme sonra selam verdi, sümme secede secdeteyi sehvi, ondan sonra sehvin iki secdesini yaptı, sümme selleme sonra tekrar bir selam daha verdi. Namazın bitirdi, namazı bitirdi, namazın selamını verdi. Evet. Zaten namazda evvela bir selam vermişti üç rekatın başında. Sonra bir rekat daha kıldırdı sallallahu aleyhi ve sellem. Yine selam verdi. Sonra secde-i sehvi yaptı. Bir selam daha verdi. Bir namazda kaç selam oldu? Üç selam. Şimdi bu rivayette Zülyedeyn'in işte rivayeti ya. Bazılarında iki kıldırdı. Bazı rivayetlerde zikredilmişti. Burada da diyor ki hayır üç kıldırmıştı. İster iki kıldırsın ister üç kıldırsın. Namaz arasında konuşuldu mu konuşulmadı mı? Konuşuldu. Bak Zülye değil. Ya Resulullah sen üç kıldırdın dedi. O da diğer rivayetlerde geliyor ki Ashab-ı Kiram'a sordu. Ashab-ı Kiram da Zülye değil'i tasdik ettiler. Ondan sonra Resul-i Ekrem Efendimiz iki rekat daha kıldırdı. Bu rivayette de diyor ki üç kıldırmıştı bir daha kıldırdı. Zülyedeyn konuştu, Peygamber Efendimiz konuştu. Namazı yeniden başlamadılar. Noksanını tamam ettiler. Bundan anlaşılıyor ki namaza teallük eden, namazdaki vakı olan sehve teallük eden bir şey için konuşulursa namaz bozulmaz. İşte bu bir mezhep oldu. Haddesena Nesr ibn Merzuk kâle, haddesena Hüseyb ibn Nasih kâle, haddesena Vuhey ibn Halid el-Hazzâ. فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ Evet, bu hadisi şerifi isnadıyla zikreyledi. اِلَّا اَنَّهُ قَالْ Yalnız bu Nesr ibn-i Merzuk'un rivayetinde diyor ki فَقَامَ اِلَيْهِ الْخِرْبَاقُ Hırbak Zülyedin Peygamber Efendimiz'e gitti. وَزَعَمَ اَنَّهَا صَلَاتُ الْعَصْرِينَ Fakat önle değil de İkindi namaz olduğunu söylemekti. Öteki rivayette önleyi kıldırdı dedi Ebu Katade. Burada da diyor ki ikindi namazı. Haddesene bin Huzeyme kâle haddesene Mualle bin Esed kâle haddesene Vuhey bin en Halidin en Ebi Kilabe en Ebil Muhalleb en İmran bin Hüseyin kâle selleme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz selam verdi fî selâsi rekaatin üç rekatın başında. فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ Hücre-i Şerife'ye girdi, muğdiben gadepli olarak. Selam verdi, öyle gadepli olarak gitti, Hücre-i Şerife'ne girdi.
Şakanul hırbak. Hırbak kıyamet değil. O hırbak da kimdir? Recülün bir adamdır. Öyle adam ki vesîtül yedeyni, elleri uzun. Fekâle ya Resulullah, dedi ki ya Resul, ey Allah'ın Resulü, ekasureti salatu em nesite. Ekasuret es-salâ. Namaz mı kısaldı? 4 rekat idi, 2 rekete indirildi. Em nesite, yoksa sen mi unuttun? Kale, Ebu Katade diyor ki fekharece sallallahu aleyhi ve sellem çıktı. Ne olduğu halde? Yecürru ridâehu. Ridasını çeker olduğu halde. Yarısı omuzlarında, yarısı yerde, öyle onu çekerek çıktı. Fese'ele, sordu Resulullah Efendimiz. Fe'uhbire, haber verildi. Sordu ki ben nasıl kıldırdım? Ya Resulullah, 3 rekat kıldırdım dediler. Fasalle rek'ete, reketi kıldı. Elleti öyle reket ki kâne terek. Terk etmiş olduğu o bir reketi de Resulullah Efendimiz kıldırdı ve selleme selam verdi. Sümme secde, secdeteyni, sonra 2 secde yaptı. Sümme selleme, sonra tekrar selam verdi. Haddesena Fehdun gâle haddesena Ebu Bekrete bünü Ebi Şeybe gâle haddesena Ebu Üsamete en Ubeydillah an Nafi'in an İbni Umar'a radıyallahu anhuma enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah İbni Ömer'den rivayet ediliyor ki Peygamber Efendimiz sallâ linnâsi rek'ateynin, nâsa 2 rekat namaz kıldırdı. Fesehâ, sehvetti. Feselleme, selam verdi. Şimdi yukarıki rivayetlerde 3 rekat kıldırdı. Abdullah İbni Ömer'in rivayetinde 2 rekat kıldırdı. Sehvetti, selam verdi. Fekâle lehu zülyedeyn. Zülyedeyn, yani hırbak, ona dedi ki ya Resulallah, namaz mı kısaldı, sen mi unuttun? Hayır, ikisi de olmadı dedi. Fezekere misle hadisi İbn-i Avn'in ve Hişam. Yukarıda zikredilen İbn-i Avn ve Hişam'ın hadisini rivayet eyledi. Yani ashab-ı kiramla sordu. Onlar da evet ya Resulallah, sen sehvettin. Geldi, namazı tamam etti. Selam verdi. Sonra sehvine secde yaptı. Tekrar bir selam daha verdi. Ve hadisi huma İbn-i Avn ile Hişam'ın hadisleri. Ennehu kal, Zülyedeyn dedi ki ene kussatis salatu ya Resulallah, namaz mı noksan oldu? Kale la, namaz noksan olmadı. Dedi fesallâ rek'ateyni, 2 rekat kıldırdı. Ukureyin, 2 başka 2 rekat. Sümme selleme, sonra selam verdi. Sümme secede, secdeteyi sehv. Sonra sehvin 2 secdesini yaptı. Sümme selleme, sonra selam verdi. Şimdi bu rivayetlerde Resulullah Efendimiz 2'nin başında mı sehvetmiş, 3'ün başında mı sehvetmiş, bu muhtelefün fi. Bazı rivayetlerde 3 kıldı sehvetti, bazılar hayır 2 kıldı sehvetti. Fakat mesele orada değil de esas bunları getirdiğinde secde-i sehv, selamdan evvel mi sonra mı? Selamdan sonra bu rivayetlerde geliyor. Sonra namazda konuşmak namazı ifsad eder mi etmez mi? Resulullah Efendimiz konuştu. Zülyedeyn konuştu. Zülyedeyn namazı iade etmedi ya. Resulullah Efendimiz bekkiyesini, namazın bekkiyesini kıldı. O da onunla beraber kıldı. Bitti. Ta, tamam. Kalk sen gaza et demedi. Resulullah Efendimizin kendisi de konuştu. Kendisi de namazı tamam, tekrar iade etmedi. Haddesena Rabi'ul Mezzin kâle haddesena Esed kâle haddesena Hammad ibn Zeyd عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبر فنز بذكردي إحدى صلاتي العشي yatsı namazların birisini, yatsı namazları iki tane, biri akşam biri yatsı, bunlara salatül aşa derler. Bu ikisini, ama hangisini onu zikretmiyor, ikisinin birisini kıldırdı diyor. Ha, fakat burada işayı getirdi. Az-zuhur evil asır. İşadan maksedi akşamla yatsı değilim işte. Evleyinen ikindi. İkisinden birisini kıldırdı. Ve ekseru zenni. Fakat ravi diyor ki benim, Hazreti Ebu Hureyre diyor ki zannimin ekseri. Ennehu zekere zuhre. Önleyi zikretti. Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet eyleyen, artık bu şekki yapan İbn-i Sirin mi, Eyyub mi, o diyor ki Allahu alem ki Ebu Hüreyre'den rivayet eden Muhammed ibn Sirin.
Hazreti Ebu Hüreyre bu hadis-i şerifi zikrederek önle ikindi. Bunlardan birisini kıldırdı ama galibi zannın önleydi diyor. Önde dedi. Demek ki Hazreti Ebu Hüreyre şek etmiyor da İbn-i Sirin şek ediyor. Fasallar rak'ateyni. İki rak'ati Peygamber Efendimiz kıldırdı. Sümme kâme ilâ haşebeti. Ondan sonra bir ağaca gitti. Fî mukaddemil mescidi. Mescidin ön tarafında olan bir ağaca gitti. Fevada'a yedeyhi, ellerini koydu aleyha, ağaç üzerine. İhdâhumâ, ellerinin birisi olucuydu alel-ukhra, öteki üzerine. Yani ellerini yan yana koymamış ağaca. Birisini koymuş, ötekini de o elinin üzerine koymuş. Yu'arafu fî veçhî, yüzünde de bilinirdi el-gadabu gadab. Peygamber Efendimiz'in yüzünde de bir gadab vardı. Kâle ve kharece, çıktı. Ser'a aceleciler. Aceleciler hemen çıktılar. Fekalu, dediler ki ekasureti salatu, namaz kasrı mı olundu? Namaz ikiye mi indirildi? Ve finnâse Ebu Bekir radıyallahu anhü ve Ömer. O cemaatin içinde Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer de var idiler. Fahâbâhu. Fakat bunlar Resulullah Efendimiz'e sual etmeden heybet ettiler. Resulullah Efendimiz'den çekindiler. Soramadılar. Evet, fahâbâhu. Resulullah Efendimiz'den heybet ettiler ki en yükellimâhu, ona konuşalar. Resulullah Efendimiz'de de bir gadab eseri var. Çekindi, konuşmadılar. Fakat nasıl bazıları kendi aralarında dediler ki namaz mı kastedildi acaba? Niçin Resulullah Efendimiz iki kıldırıldı? Kimse gidip de cesaret edip Resulullah Efendimiz'e söyleyemedi. Fekâme bir adam, fekâme kalktı. Recülün bir adam. Öyle adam ki tavîlül yedeyn. Elleri uzun olan bir adam kalktı. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz olduğuydu, semmâhu, ona isim vermiş olduğuydu, zel yedeyn, zel yedeyn. Elleri uzun olduğundan zül yedeyn diye isim vermişti ona. Fekâle, zül yedeyn dedi ki, ya Resulullah, enesîte em kasuretissalâ, sen mi unuttun yoksa namaz mı kasredildi? Fekâle sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, lem ense, ben unutmadım. Ve lem tuksarissalâ, namaz da kasrolunmadı. Kâle zülyedeyn dedi ki, ben nesîte ya Resulallah, öyleyse unuttum, belki unuttum. O ki namaz kasredilmedi, vehiy gelmedi, öyleyse unuttum sen. Fe'akbele sallallahu aleyhi ve sellem döndü. Alel kavmi cemaat üzerine döndü. Fekale dedi ki, Esedaka zülyedeyn. Zülyedeyn doğru mu söylüyor? Esedaka doğru söyledi mi zülyedeyn? Fekalu, dediler ki, naam, doğru söylüyor. Sen iki kıldırdı. Fecaz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Fesalla kıldırdı. Bina bize rek'ateyn, iki rek'at. Öyle iki reket ki el-bâkiyeteyn, bâkı kalan iki reketi kıldırdı. Sümme selleme, sonra selam verdi. Sümme kebbere, sonra tekbir aldı. Sümme secede, sonra secde etti. Misle sücudihi, evvelki secdesi gibi, namazın secdesi gibi, ev atvale, yahut da biraz daha uzun. Yani secdesi kısa değil, ya namazın secdesi kadar idi, yahut da daha uzun idi. Sümme refe'a râsehu, sonra başını kaldırdı. Secdeden. Fekebbere, tekrar tekbir aldı ve secede yine secde etti. Misle sücudihi, kendi secdesi gibi, evat vele yahut daha uzun. Sümme refe'a râsehu, sonra başını kaldırdı ve kebbere, hem de tekbir aldı. Ondan sonra selamı zikretmiyor. Demek her iki secde yapmış. Secdelerin şeklini beyan ediyor. Tekbir aldı, secdeye gitti. Yine tekbir aldı, secdeden başını kaldırdı. Tekrar tekbir aldı, secdeye gitti. Tekrar tekbir aldı, secdeden başını kaldırdı. Haddesena Nesr bin Merzuk, kâle haddesena el-Husayb, kâle haddesena Vuhaybun, an Eyyûbe, ve bin Avnin, ve Selamete bin Alkama, an Muhammed bin Sirin, an Ebi Hureyre'te radıyallahu anh, anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem nehmuhu. Yine bu hadisi şerifi, Hazreti Ebu Hüreyre tarihiyle Peygamber Efendimiz'den aynen bu hadisi şerifi rivayet eylediler. Haddesena Yunus'u kâle ahbarana ibn-i Vehbin enne Malik'en haddesehu an Eyyub ibn-i Ebi Temime an Muhammed ibn-i Sirin an Ebi Hüreyre radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insarefe min isneteyni
Hazreti Ebu Hureyre diyor ki Peygamber Efendimiz iki rekati kıldı, munsarif oldu. Namazdan çıktı. Fekâle lehu zülyedeyn. Zülyedeyn ona dedi ki fekâsûreti s-salâ. Namaz mı kastedildi ya Resulallah? Sümme zekere nehve ma ul bi şeyin nehveni zikretti ki ba'de zâlik. Ondan sonra fi hadis-i Hammâd ibn-i Zeyd'in rivayetinde olan şeyi zikretti. Evet. Yani Resulullah Efendimiz geldi, kıldırdı, sevini secde yaptı. وَلَمْ يَذْكُرْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ Fakat bu hadiste zikretmedi. نَحْوَ مَا شُلْ بِشَيْءٍ مِسْلِنِ كِ زَكَرَهُ اُنِ زِكْرِتْتِ حَمَّادٌ حَمَّدْ فِي حَدِيثِ Kendi rivayetinden min kavli Ebu Hureyre radıyallahu anh Hazreti Ebu Hureyre'nin kavlinden ki صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz bize kıldırdı. Bunu zikretmedi. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أبد هشام بن حسان ده رواية دور محمد بن سيرين ده وده هزرة أبو هريرة دهن كي فقال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر افندیمیز نماز قلدردی ثم ذكر مثله سرعينا بحد السيرتي ذكرتی yani unuttu ikide bir selam verdi. Ondan sonra Zülyedeyn fatih etti, geldi, tekrar iki rekat daha kıldı. Ondan sonra da sehvini secde etti. Haddesena Ebu Bekret'e, kâle haddesena el-Haccâc ibnül Minhal, kâle haddesena Yezid ibn İbrahim, kâle haddesena Muhammed ibn Sirin, kâle Ebu Hureyre radıyallahu anhü sallennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz namaz kıldırdı, ihtâ selâteyl aşiyyü, önle ikindiden birisini. ثم ذكر نحوه sonra bunun nehvini zikretti. وَلَمْ يَقُلْ أَبُوْ بَكْرَةَ أَبُوْ بَكْرَ demedi فِي هَذَا الْحَدِيثِ bu hadiste صَلَّى بِنَا bize kıldırdı demedi. صَلَّى النَّبِيِّ Peygamber Efendimiz kıldı. Yani rivayette öteki rivayetlerde صَلَّى بِنَا bize kıldırdı. Bunda diyor ki صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz kıldırdı. Ama bir bina kelimesi var mı yok mu işte. Bu teki rivayette var, bunda yok. Mana hepsi bir. Haddesena Muhammed ibn-i Nu'man, kâle haddesena el-Hümeydiyyü, kâle haddesena Süfyanu, kâle haddesena ibn-i Ebi Lübeyd, an Ebi Selamete, an Ebi Hureyre, radıyallahu anhu, kâle sallâ bina Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bak burada bina var. Peygamber Efendimiz bize namaz kıldırdı, sünne zekere mislehu. Sonra o rivayetin aynını zikretti. Yani ikide bir selam verdi. Sonra Zülyedeyn gitti, sordu. Onun üzerine geldi. Tesdik ettirdi cemaate. Tekrar iki rekat daha kıldırdı. Ve sehvini secde yaptı. Haddesena Yunus. Kale ahberene ibn-i Vehbin. Enne Malik'in haddesehu. An Davud ibn-i Husayn. An Ebi Süfyan. Mevle ibn-i Ebi Ahmet. Kale semi'atu Eba Hureyre'te radıyallahu anhu yekul. Hazreti Ebu Hureyre'yi işittim derdi ki Sallâ bina Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz bize namaz kıldırdı. Sümme zekere nehvehu. Sonra bu hadis-i şerifin mislini tifeyledi. Haddesena Ebu Bekrete kâle haddesena Ebu Davud kâle haddesena Harb ibn-i Şeddad an Yahya ibn-i Ebi Ketir kâle haddesena Ebu Selamete kâle haddesena Ebu Hureyre radıyallahu anh قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحوه. Yukarıdaki rivayeti Yunus, bunu Ebu Bekir rivayet eylediler. Hepsinde de salla bina var. Mesela o bina için var mı yok mu? Bu senetleri getiriyor ki yani ekserisinde salla bina bize namaz kıldırdı. Resulullah Efendimiz kendi başına kılmamış da cemaate kıldırmış ve sehv de o vakitte vuku bulmuş. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود حا وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتين Peygamber Efendimiz iki rekatın başında selam verdi. فَقِيلَ لَهُ Ona denildi ki ya Resulullah اَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ Namaz mı kastedildi? فَقَالَ buyurdu ki ve mazake böyle bir şey olmadı. Ne var ki orada? Yani niçin bunu sordun? فَأَخْبَرَ haber verdi بِمَا سَنَا يَبْتُغَنِ Yani ya Resulallah sen içi kıldırdın. Dedi. فَصَلَّا رَكْعَتَيْنِ Resulullah Efendimiz geldi iki rekatta akıl verdi. ثُمَّ سَلَّمَ sonra selam verdi.
sünne secde secdeteyni ve hava caiz. Oturduğu yerde iki secde yapıyor. حدثنا ربيع المازن قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي ناس عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما يعني bir gün namaz kıldı. Fesselleme fi rak'ateyn, ikinin başında selam verdi. Sünnan sarata sonra namazdan musarif oldu gitti. Feedrekehu, onu idrak etti, yani peşinden koştu gitti. Kim? Zülşimaleyn, Zülşimaleyn denilen adam. Koştu gitti. Fekale dedi ki, ya Resulullah, ene kussatis salatu emnesit. Namaz mı noksan oldu, sen mi unuttun? Fekale buyurdu ki, lem tenkus, noksan olmadı. Ve lem ense, ben unutmadım da. Fekale Zülşimaleyn dedi ki, bela oldu. Vellezî be'aseke bilhak, seni hak Peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki bunların be'si oldu. Ya namaz kastedildi ya sen unuttun. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz cemaati sordu ki asedaka zülyedeyn, zülyedeyn doğru oldu mu? Doğru söyledi mi? Kâle dediler ki naam ya Resulullah, doğru söyledi. Fasallâ linnâsi nasa kıldırdı rak'eteyn, iki rak'et daha kıldırdı. Sonra seninle secde etti. Şimdi burada Zülşimaleyn diyor. Asıl Zülyedeyn de yukarıda haşiyede geçti. Zülşimaleyn denilen başka bir adam vardır. Zülyedeyn başkadır, Zülşimaleyn başkadır. Fakat burada o rivayette demek ki ravi sehv mi etmiş yahut Zülyedeyn'den Zülşimaleyn'i bakıştırmış mı? Esasen bu Zülşimaleyn'de değil, Zülyedeyn'de olmuş. Şimdi burada yukarıda geçti ya şeye, haşiyeye bakın. El-Hirbak Dikesir-Kail-Mu'teme ve Sükun-Rail-Muvahhede Vel-Kaf İbn-i Amr'in Vesmuhu Ümeyr. Adı Ümeyr'dir, babasının adı İbn-i Amr'dir ve künyetu Ebu Muhammed. Ebu Muhammed derler ve lakabuhu Zülyedeyn. Lakabı da Zülyedeyn. İnnemâ lukribe bihi lennehu kâne fî yedîhi tûlû. Eller uzun olduğunda Resul-i Ekrem Efendimiz ona Zülyedeyn diye lakab vermişti. وَقِيلَ كَانَ يَعْمَلُ بِيَد۪يهِ جَمِيًا. Bazılar da diyor ki, her iki eliyle de iş görürdü de Zülyedeyn onundan derdiler. Hem sağ eliyle iş görür, hem sol eliyle. Evet. وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِ سَلِينَ. Beni Selim'den bir adamdır. وَهُوَ غَيْرُ زِشْشِمَالِينَ. Zişşimali'nin gayrısıdır bu. Zişşimali'nin başka bir adamdır. فَقَدْ قَالَ اَبْنُ هِنْدَ Zülyedeyn. İbn-i Hinde dedi ki, Zülyedeyn رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ وَادِ الْقُرَى. Vadil Kura cemaatinden bir adamdır. Esleme fi ahiri zemenin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin son zamanlarında Müslüman oldu. Ve sehvü kâne ba'de Uhud. Bu sehvü ise Uhud'den sonra oldu. Vakat şehide ve Ebu Hureyre, Ebu Hureyre bu vakaya şahit oldu. Ve Ebu Hureyre şehide min zemine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 4 sene. Ebu Hureyre Peygamber Efendimiz'in hayatından 4 seneyi idrak etti. Ve Zülyedeyn min Beni Selim. Zülyedeyn Beni Selim'dendir. Ve Zülşimaleyn min Ehli Mekke. Zülşimaleyn Ehli Mekke'dendir. Utile yevme Bedir. Bedir günü katledildi Zülşimaleyn. Evet. Kable sehvi bisittesinin. Sehvi olmazdan 6 sene evvel Zülşimaleyn vefat etmiş. Onun için o rivayete Zülşimaleyn katıştırmış Rabbim. Zülşimaleyn Bedir'de ölmüş. Sehvise ta şeyde olmuş. Öpüttü olmuş. وَهْوَ رَجُلٌ مِنْ خُزَعَ. Huza'dan bir adamdır Zülşimaleyn. Halifi Beni Ümeyye. Beni Ümeyye'nin halifi Huza yaptı ya. Bu bir şeyde oldu ya. Huza ile Mekke'nin fethine sebep. Hangi kabileydi? Beni Bekir. Beni Bekir ile Huza arasında. هَذَا مَا خَسْلُهُ مِنْ كَلَامِ الْمُحَدِّسِ الْقَارِ rahmetullahi Ali Gari'nin kelamından aldım. Yani bu rivayete geldiği Zülşimaleyn vakası o Zülşimaleyn değil. O ravi Zülyedeyn ile Zülşimaleyn'i birbirine katıştırmış. Esas vaka Zülşimaleyn elinde olmuş. Zülyedeyn. Zülyedeyn evet. Vakat rivayette geldiği gibi alır ama tehkikatında bileceksin ki bu Zülşimaleyn değil, Zülyedeyn. Haddesena İbrahim
إبراهيم بن منقذ قال حدثنا إدريس عن عبد الله بن عياش عن ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. Hazreti Ebu Hureyre'den İbn-i Hürmüz de bunu rivayet ediyor. Ve zade, fakat ziyade etti. Ve secde secdeti sehvü ba'de selam. Selamdan sonra sehvine secde yaptı. Bu ibare ziyade var bu İbn-i Hürmüz'ün rivayetinde. Haddesena Rabi'ul Mazin. Kale haddesena Halid ibn Abdurrahman. Kale haddesena ibn Ebi Zibin. Anil Makburiyyi. An Ebi Hureyre radıyallahu anh. Hazreti Ebu Hureyre'den Nakburi rivayet ediyor ki annen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz insarafe min rak'ateyn, iki rekatın başında selam verdi, nusarif oldu. Fezekere nehve zalik, bu hadisi şerifin aynını zikreyledi. Gayre ennehu, şu kadar var ki İbn-i Hürmüz lem yezkuris selama, selamı zikretmedi. Ellezi kabli sucud, secdeden evvel selamı zikretmedi. Hani namazın selamı var ya, onu zikretmedi. قال أبو جعفر إمام الصحابي buyurdular ki فذهب قوم, bir cemaat sahip oldular ki لا أن الكلام, şuna sahip oldular ki konuşmak, في الصلاة namazda, من المؤمنين cemaatten, cemaatten vaki olan kelam, لإمامهم kendi imamlarına konuşmaları, ne için, لما ol bir şey için ki كان oldu, münhu imamdan, imamın namazdaki sehvinden dolayı cemaatin imamla konuşmaları la yekda'us salata, namazı kesmeye zarar vermez. Yani namaz haricinden bir işi getirip oraya sokmaz. Namaz hususunda imamınla cemaatin arasında bir konuşma olursa zarar vermez. Bu hadislerle istidlal ettiler. Baksana, bu namaz hususunda konuştular. Zülyedin, ya Resulallah namaz iki mi? İkiye mi indi? Yahu sen mi unuttun? Hayır, ne namaz ikiye indi, ne ben unuttum dedi. İkisi de konuştu. Sonra sahabe-i kiram, evet ya Resulallah, sen iki kıl dedin deyince, namaz da kastedilmemiş. Resulullah Efendimiz geldi, iki rekat daha kıldırdı. Namazı iade etmedi. Bu neye delalet ediyor? Yani demek ki bir cemaatten birisi imamına konuşursa ve konuştukları da o namaz hususunda olursa, namazda vakı olan sehv dolayısıyla olursa, namazı bozmaz. Bu bir mezhep oldu. Ve ennel kelam es kelam minel imam, imamdan ve minel memumin, cemaatten fiha, namazda ale sehvi, sehv üzerine, namazda bir sehv olur da ondan dolayı olursa la yekta'us salata, namazı kesmez dediler. وَحْتَجُّوا, delil getirdiler fi mezhebihim, kendi mezheplerinde fi كَلَامِ الْمَأْمُومِ لِلْاِمَامِ, müktedinin imama konuşmasında ne için, lima bir şey için konuşması ki قَدْ تَرَكَهُ, imam onu terk etti, مِنَ السَّلَةِ, namazda, namazdan bir şeyi terk etti, cemaatten birisi de imama konuştu, işte bu namazı bozmaz. Neyle bunları ihticac ettiler? Bir كَلَامِ زِلْيَدَيْنِ, zilyedeyinin konuşmasıyla. Kime konuşmasıyla? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e konuşmasıyla istediler, ettiler ki namaza zarar vermez. Nerede konuşması geldi? Fi hadi lasar, bu eserlerde, bu hadislerde. Elle fi ravaynaha, İşte biz rivayet etmiş olduğumuz bu kadar hadisi şerif var. Bir tane, iki tane, beş tane değil, çok. Ve fi mezhebim, bunların mezhebinde olucudur. Fil kelam, konuşma da ale sehvi, sehv üzerine konuşmada olucudur ki en la yekta'as salata, konuşmak, namazı kat etmeye. Ne için? Li kavli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz konuştuğu için, zilyedeyn, zilyedeyne cevap verdiği için. Ki ne konuşması? Lem taksur ve lem ense, namaz kastedilmedi, ben de unutmadım. Ve hve yara, halbuki o görür ki ennehu leyse fi salah, namazda değil. Resulullah Efendimiz böyle konuştu. Resulullah Efendimiz kendisini biliyor ki namazı bitirdim ben. Bu da bir mesele. Namazda olduğunu bilecek mi, bilmeyecek mi? Şimdi Zülyedeyn konuşuyor, namazda olduğunu biliyor. Biliyor ki namazın ikisini kıldık, ikisi kaldı. Resulullah Efendimiz de tam kıldık zannediyor. Tam kıldık, ben namazdan çıktım. Şimdi haydi, namazda olduğunu bildi Zülyedeyn, konuştu.
namazda olduğunu bilirse, imamın sehvini de haberi olursa, namazda imama ihbar ederse bu namazı bozmaz. Bir de var ki Resulullah Efendimiz namazdan çıktığını zannetti, o da konuştu. O da bozmaz. Bundan onu da delil getirdi. Galu dediler ki فَلَمَّا بَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Vaktaki Peygamber Efendimiz bina etti. عَلَى مَا صَلَّى Kılmış olduğu namaza bina etti. Evvela iki rekat kılmıştı. İki daha kıldı. وَلَمْ يَكُنْ ذَٰلِكِ Halbuki bunun konuşması olmadı. قَاتِعًا Namazı kat edici, bozucu olmadı. Aleyhi Resulü Ekrem Efendimiz üzerine. وَلَا عَلَى زِلْيَدَيْنِ Zilyedeyn üzerine de bozmuş olmadı. Neye? Salata namazı. فَثَبَتَ sabit oldu بِذَالِكِ İşte bu vak'eyle, bu rivayetlerle sabit oldu ki اَنَّ الْكَلَامَ konuşmak لِإِصْلَاحِ السَّلَاتِ namazı ıslah için konuşmak مُبَاحٌ مُبَحْتِرْ فِي السَّلَاتِ namazda namazı ıslah için namazda konuşmak mübahtır. وَاَنَّ الْكَلَامَ kelam فِي السَّلَاتِ namazda عَلَى السَّهْوِ سَهْوِ vâgu olan sehv üzerine konuşmak غَيْرُ قَاتِعٍ kat edici değildir. Neyli salatı namazı. Namazı kat edici değildir. Yani bozucu değildir. Şimdi bu bir mezhep. Ulemanın bazısı buna sahip olmuş. وَخَالَفَهُمْ Onlara muhalefet etti. فِي ذَلِكَ bu meselede aferun başkaları muhalefet ettiler. وَقَالُوا dediler ki لَا يَجُوزُ الْكَلَامِ konuşmak caiz olmaz. فِي salatı namazda illa bit tekbiri ve tehlili ve kıraati'l Kur'an. Tekbir ile tehlil ile Kur'an okumakla. Böyle konuşmak olur. Namazda sehv etti. Sen unuttun. İkincinin başına oturacaktın, üçüncüye kalktın demeyeceksin. Ne diyeceksin? Subhanallah. Yahut da la ilahe illallah. Subhanallah demek, bak bu da bir konuşma. La ilahe illallah demek, bu da bir konuşma. Bunlar konuşmak yahut da Kur'an okur. O da bir konuşmak ama diyor ki tesbih, tehlil ve Kur'an'la konuşmak namazı bozmaz. Ama başka bir söz, adi kelam olursa bozar. Bu ikinci mesele diyor. وَلَا يَجُوزُ caiz olmaz en yetekelleme konuşa fiyâ namazda bir şeyin bir şeyle konuşa. Evet. Böyle şey ki bir şeyin bir şey sebebiyle konuşa. Öyle şey ki hadise hadis oldu minel imam imamdan fiyâ namazda. Evet, namazda imamdan bir şey olursa o sebeple konuşması caiz olmaz. İlla tekbir, tehlil, Kur'an'da ikaz eder. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ Bunlar da bu mesele hakkında delil getirdiler. بِمَا حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَيْمُونَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنِ مُسْلِمْ عَنِ الْاَوْزَعَيِّ عَنْ يَحْيَ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَ عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية بن الحكم diyor ki ben Peygamber Efendimizle idim. Fi salatin bir namazda idim. İz atese racülüm bir adam kıskırdı. Fekultu ben dedim yerhamükallah. Ona yerhamükallah dedim. Namazdayken o adama kıskırmasına ne diyor? Yerhamükallah. فَحَدَّقَنِي تَحْدِيك ettiler yani gözleriyle beni bana baktılar اَلْقَوْمُ جَمَعَتْ وَاَبْصَارِهِمْ gözleriyle hepsi bana dikkat etti baktı yani inkar ettiler ki niye böyle yaptı فَقُلْتُ ben dedim ki kendi kendime وَاَسَكْلَ اُمَّا vay senin anana مَا لَكُمْ تَنْزُرُونَ اِلَيَّ size ne oldu ki bana bakıyorsunuz قَالَ dedi ki fadaradal kavmu cemaat vurdular be eydihim ellerini ala afhazim uyluklarına çünkü namazdalar ya konuşmadılar ellerini vurdular yani sen niçin bunu konuştun bu sefer cemaat ona da baktılar baktıkları gibi de bu sefer o tekrar konuştu vâseklevunmah mâlekün tenzurun ileyye evet kendi kendine diyor ki vay senin anan halını bunlar sen ne oldu ki bana bakıyorsun sen bir şey yapmadın yerhamdülillah dedi. Bu sefer onlar konuşmadılar, ellerini uyluklarına vurdular. فَلَمَّا رَيْشُهُمْ Baktı ki ben onları gördüm ki يُسَكِّتُونَنِي beni sükut etmeye davet ediyorlar. Yani ellerini uyluklarına vurdular ki sükut et, konuşma. فَسَكَتْتُ Ben de sükut ettim. Daha konuşmadım.
فَلَمَّا صَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ صَلَاتِهِ Vaktaki Peygamber Efendimiz namazını bitirdi. دَعَانِي beni çağırdı diyor. Muaviyetun el-Hakem diyor. فَبِأَب۪ي وَاُمِّي Anam babam feda olsun diyor. مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا Ben öğretici bir adam görmedim. قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ Ondan evvel ve ondan sonra اَحْسَنَ تَعْلِيمًا Talim yönünden daha güzel minhu Resulullah Efendimiz'e. Resulullah Efendimiz'in talim etmesinden daha güzel bir talim edici kimse görmedim. Vallahi madara beni. Allah'a yemin ederim ki bana vurmadı. وَلَا كَهَرَنِ Bana sert yüz göstermedi. وَلَا سَبَّنِ Bana söylemedi. وَلَاكِنْ قَالَنِ Bana dedi ki اِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ Bizim bu namazımız لَا يَسْلُحُ Yaramaz fiha anda şeyin hiçbir şeyin intikamı olmaz. Nasim kelamında hiçbir şey orada salih değildir. Olmaz. İnne mahiye namaz et tekbiru ve tesbihu ve tilavetul Kur'an. Tekbir, tesbih ve tilavetul Kur'an'dır. Hakikaten tabi bu adama niçin böyle yaptın? Niçin namazda bunu konuştun? Resulullah Efendimiz ne ona kızmış, ne adi çehre göstermiş, ne söylemiş ya. Bizim bu namazımız öyle bir şeydir ki bunda dünya kelamından hiçbir şey bu namazda olmaz. Ya ne olur? Tesbih, tehlil bir de kıraat-ı Kur'an olur. Evet. Şimdi bundan ne anlaşıldı? Namazda konuşmak caiz değil. Ama şimdi öteki taraf der ki evet bu birisi fıskırmış da ona yerhamdülillah demiş. Ondan sonra da cemaat gözleriyle buna baktıklarında وَاسَكِلَهُمَّا مَالَكُمْ تَنْصُرُونَ اِلَيَّ Bunlar dünya kelamı. Biz de sizinle beraberiz. Bunlar namazda konuşulmaz. Ama bizim mesele namazda sehiv olursa, o da imama hatırlatırsa, yahut da imam da namazda olmadığını bildiği halde, namazı tamam etmiş olduğunu zannettiği halde haber olsa ki namaz tamam olmamış, o da konuşursa bunlar zarar vermez. Bunlar birbirine münafi bakarlar. Yani diyebilir o. Şimdi bu ikinci kavim getirdiği bir defa namaza teallük etmeyen bir şey konuşulmaz. Kaldı namaza teallük eden bir şey. Bakalım ona ne cevap verecek. Haddesena Yunus ve Süleyman ibn Şahid. Kale haddesena Bişir ibn Bekir. Kale haddeseni Levza'yü fe zekere bi isnadi mislehu. Haddesena ibn Merzuk. Kale haddesena Ebu Amir. Kale haddesena Füleyh ibn Süleyman. An Hilal ibn Aliyyin. عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم ثم ذكر نحوه من معاوية بن الحكم ذا الرواية الذي بني وزاد فكت بو رواية الزيادة الذي فإذا كنت فيها حضرت في عمبر فنزونا ديور كي سن نمازد أولدون وقتا فليكن ذلك شانك فليكن olsun ذلك işte bu شانك senin şanın olsun yani namaza girdin mi tekbir-ü tehlil ve kıraat-ı Kur'an'dan başka bir şey olmasın. Evet. Efendim, bugün bir caminin açılış. Evvela tera, sen görmemiş sen. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz. Lemma alleme Muaviyete ibn-i Hakem. Vaktaki Muaviyete ibn-i Hakem'i öğretti. İz tekellime fissalâ namazda konuştuğu vakitte. Kâle lehu ona dedi ki, inne salâtena hâdî bizim bu namazımız لَا يَسْلُحُ ف۪يهَا شَيْءٌ Onda bir şey salih olmaz. Min kelamin nas, nasın kelamında hiçbir şey salih değildir. اِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَكِرَاءَةُ الْقُرْآنِ Tesbih, tekbir ve kiraatü Kur'an'dır. وَلَمَّا لَمْ يَقُلْ لَهُ Vaktaki Peygamber Efendimiz ona demedi ki اَوْ يَنُوبُكَ ف۪يهَا شَيْءٌ مِمَّا تَرَكَّهُ اِمَامُكَ اَوْ يَنُوبُكَ يَخُدْ da sana naib olur, bir şey arız olur. Fiyah namaz da şeyin bir şey. مِمَّا تَرَكَهُ اِمَامُكَ İmamın terk etmiş olduğu bir şey o vakitte arız olursa o vakitte konuşabilirsin demedi bunu. O vakitte öyle bir şey olursa فَتَكَلَّمْ بِهِ İmamından bir şey vakı olursa sen konuş demedi Resulullah Efendimiz ona. فَدَلَّ ذَٰلِكَ Resul-i Ekrem Efendimiz'in bunu dememesi delalet etti ki عَلَى اَنَّ الْكَلَامَ فِي الصَّلَةِ Namazda konuşmak bi gayri tesbih ve tekbir ve kıraatul Kur'an tesbih ve tekbir ve Kur'an'ın gayrisiyle konuşmak yekta'uha namazı bozar. Evet. Sümme kad alleme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en nâse ba'de zâlik mâ yef'alûn
Lima yenubuhum fi salati. Ye namazlarında bir şey arız olursa ne yapacaklar? Ondan sonra Resul-i Efendimiz bunu öğretecek. Sümme kad alleme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ennâse ba'de zâlik mâ yef'alûne lima yenubuhum fi salatihim. Sümme kad allem. Sonra Resulullah Efendimiz talim etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretti. Ennâse nâse öğretti. Ba'de zâlik uzülyedîn hadisesinde kendisinin iki rekat kılıp unutup selam verdiği sonra tekrar onu tamam ettiği ve hadisesinden sonra Resulullah Efendimiz öğretti. Neyi? Ma ol bir şeyi öğretti ki yef'alûne. Nas işlerler. Evet. Ne için işlerler? Lima bir şey için ki yenubuhum onlara ariz olur, hadis olur fi salatihim. Namazlarında bir sehv, bir yanlışlık olursa onun için ne yapacaklarını millete öğretti. Haddesena Yunus, kâle haddesena Süfyanu an Ebi Hazim, an Sehl ibn Sa'd, an Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâle. Sehl ibn Sa'd, Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyorlar ki Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular. Men nâbehu şey'un fî salâtihi. Bir adamın namazında bir şey ona ariz olursa. Fel yekul desin Sübhanallah. Sübhanallah desin. İnnemet tasfihu el vurmak, çırpmak linnisa kadınlar içindir. Ve tesbihu tesbih de lirrical erkekler içindir. Yani imamı bir sehv ederse imamı ikaz için ne yapacak? Kadınlara çırpar, erkekler de Sübhanallah der. İyi. Halbuki Zülyedeyn hadisesinde konuştular. Şimdi bunu delil getirmek istiyor ki Resulullah Efendimiz o hadiseden sonra konuşmayı yasak etti. Konuşma yok. Ya böyle bir şey ariz olursa, imam bir sehvi yaparsa Sübhanallah diyeyim. Haddesena İbrahim ibn Munqiz kâle haddesena el-Mukri alil Mes'udiyyi an Ebi Hazim an Sehl ibn Sa'din Sa'diyyi kâle indalaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem Efendimiz gittiler. İlâ kavmin minel ensar, ensardan bir cemaate. Liyusleha beynehum. Aralarında bir münasebe, muhaseme olmuş da onların aralarını ıslah için Resul-i Ekrem Efendimiz oraya teşrif buyurmuşlar. Fecâ Resulullah Efendimiz döndü geldi. Al-kavmu. Kavm yani cemaat ellerini birbirine vurdular. Tasfih, tasfih. Tasfih manasına. فَاَشَارَ اِلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'e işaret etti ki en yesbüte sabit ola, yani yerinde dur, imamlığın yap diye işaret etti. فَاَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Ebu Bekir riba etti, yani yerinde durmadı. حَتَّى نَكَسَ Hatta gerisin geri geldi. فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz ileri geçti. فَصَلَّى namazı kıldırdı. فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ Vaktaki Resul-i Ekrem Efendimiz namazı bitirdi. قَالَ لِأَب۪ي بَكْرٍ Hazreti Ebu Bekir'e dediler ki مَا مَنَاكَ Seni men eden şey neydi? اَنْ تَسْبُتَ Sabit olmaktan. Ne için sabit olmadın? Yerinde durup imamlığın yapmadın. كَمَا اَمَرْتُكَ Ben seni emrettim. Ben seni emrettim, yerinde dur. Niçin yerinde durmadın? قَالَ Hazreti Ebu Bekir dedi ki لَمْ يَكُرْ olmadı. لِبْنِ اَب۪ي قُحَافَةَ Evet, Ebi Kuhafe'nin oğluna, yani kendisine, onun için olmadı. En yetekaddeme tekaddüm eder. Emame Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in önünde tekaddüm eder. İbni Ebi Kuhafe ki, yani kendisi, Ebu Bekir kim olur da Resulullah'ın önüne geçer? Yani teaddüm ettim demek istiyor. Kale, Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki, فَاَنْتُمْ Ey cemaat siz, مَا لَكُمْ صَفَّحْتُمْ Ne oldu ki siz ellerinizi birbirinize vurdunuz, el çıktınız? قَالُوا Dediler ki, لِنُؤْذِنَ اَبَا بَكْرِنُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Ebu Bekir'e haber vermek için, ona bildirmek için, senin geldiğini ona bildirmek için ellerimizi vurduk birbirine. قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ buyurdu ki, اَتْتَصْفِيحُ لِلنِّسَاءَ El çıkmak kadınlar içindir. وَالْتَسْبِيحُ لِلْرِجَاءَ Tesbih de erkekler içindir.
İşte bu hadisi şerifte de Resul-i Ekrem Efendimiz öğretiyor ki, namazda imam bir sehv yaparsa onu ikaz için konuşmak değil, Sübhanallah demek lazım. Dünkü hadisi şerifte de geldi ya, Peygamber Efendimiz ne buyurdu? Bizim bu namazımızda dünya kelamı olmaz. Bu namazımızda tesbih, tekbir ve kıraat-ı Kur'an olur. Kur'an da okunabilir. O bu ikaz için değil de namaz sen kılıyorsun. Öyle yapıp ikindiyi kılıyorsun. Mesela ansızın bir tehlike oldu. Yanında da bir adam var. Sen onu nasıl ikaz edeceksin? Ya Subhanallah diyeceksin ki o adam, ulan bu Subhanallah ne dedi? Yahut da okuduğun Kur'an'dan yarım ayet bir şey aşikar okuyacaksın ki o adam haberdar olur. Olur ki mesela bir çocuk var. Çocuk ateşe düşüyor. Yahut da dışarı kapıdan, dışarı salondan düşüyor. Böyle bir şey olursa nasıl ikaz edeceksin namazın içinde? Yahu çocuk ateşe düşecek mi diye diyeceksin. Namaz gider. Ya tesbih okuyacaksın, ya Kur'an okuyacaksın, ya tekbir getireceksin. Haddesena Nesrun, kâle haddesena el-Kusaybu, kâle haddesena Vehibunan, Ebi Hazin fezekere bi isnadihi miktahu. Bu hadisi şerifi Nesr'de zikreyledi. Haddesena Ebu Umeyyete, kâle haddesena Kabisatu, kâle haddesena Thevriyü, an Ebi Hazim, an Sehli bin Sa'din, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki men nâbehu fî salâtihi şeyin. Bir adamın namazında bir şey ona arız olursa fel yüsebbih tesbih etsin. Fe innet tesbih lirrical, tesbih erkekler içindir. Ve tasfika linnisa, tesfik de kadınlar içindir. Şimdi haşiyede orada diyor tesfik ile tasfihin manası bir mi ayrı mı? Bazıları demişler ki ikisi bir. Bazıları da ayırmışlar. Evet. Bu iki rakamına bakın. Et-tasfihu kâle el-Hattabiyyu huve ve't-tasfiku bi-mâna vâhid. Hattabi diyor ki ikisi bir manayadır. Keza kâle Ebu Ali'l-Cevheri ve'd-dâ İbn Hazm nefy'l-hilâf. İbn Hazm dedi ki evet, arada ihtilaf yoktur. Yani bir manasındadır. Ve te'akkada mâ hakâhu el-Kâdî İyâd fi'l-ikmâl. Ennehu bil-hâyi ed-darbu bi-zâhiri ihdâ'l-kâfeyn 'alâ'l-ukrâ. Fakat Kadi ya Dikmal'da diyor ki aralarında fark vardır. Hay ile tasfiyeh elinin birisini ötekinin üzerine vuruyor. Mesela bu şekilde elini böyle vurursa ona tasfiyeh derler. Ha, ya kafile olan diyor ki ve bil kafi bi batinil kefi ala batinil uhra. Böyle. Böyle vurursa o tasfiyeh. Ekser hani o şeylerde, hutbelerde, mutbelerde böyle vururlar. O tasfiye. Böyle vurursa o da tasfiye. Kadî Yaz böyle fark ettirmiş. Fakat bazıları da diyor ki ikisi bir manayadır. وَقِيلَ بِالْحَيَ الدَّرْبُ بِاسْبَعَيْنِ لِلْاِنْذَارِ وَالْتَنْبِيهِ Hayla tasfiye iki parmağını ile vurur. وَالْقَافْ بِجَمِيهَا Elinin hepsiyle vurursa tasfiye. İki parmağıyla vurursa tasfiye. Bazıları da öyle demiş. Lillehvi velli'abi. Oynarken elinin ötekini hepsine vurursa o işte oynamada olur. Yok iki parmağıyla vurursa inzar ötekini şey diyor, dikkat et yani. Elinin hepsiyle öteki elinin içine vurursa o da oyunlarda yaparlar. Oyun için olur. Evet. Kulaysa bizim burada istidlal edeceğimiz Resulullah Efendimiz namazda imam sehvederse konuşmayı yasak etmiş. Yalnız tesbih ile inzar edeceksin. Bunu anlıyoruz. Haddesena Yunus'u kâle haddesena Süfyan an-i Zühriye an-ebi Selemete an-ebi Hüreyre radıyallahu anhu an-i-Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kâl et-tesbihu lir-recal ve't-tesfiku lin-nisa. Bu hadis-i şerifi de Hazreti Ebu Hüreyre rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz buyurdu ki tesbih erkekler içindir, tesfik de kadınlar içindir. حدثنا أبو أمية قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتسبيح للنساء. Yukarıda geçen hadis-i şerifin aynı, yalnız senetleri başka başka. قال الأعمش فذكرت ذلك لإبراهيم. أعمش diyor ki Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet edilen
bu hadisi ben zikrettim İbrahim'in Rakay'a. Fakale dedi ki, kânet ümmi tefal. Benim anam da böyle yapardı. Yani namazda imam sehve ederse onun anası tasfik yaparmış. Elini birbirine vururmuş. Haddesene Ebu Bekret'e, kâle haddesene Müseddedun, an Yahya ibn-i Sa'id, an Evfin, kâle haddesene Muhammedun, an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu, anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem mislerim. Ebu Bekret'e aynen bu hadis-i şerifi rivayet eyledi. Haddesene Fahdun, kâle haddesene Muhammed ibn-i Sa'id, kâle akberena Yunus ibn-i Bükeyr, an Muhammed ibn-i İshak, an Yakub ibn-i Ukbe. Ukbe mi? Ukbe mi? Utbe. An Ebi Gatfan, an Ebi Hureyre'te, an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Fahd de bu başka bir senetle bu hadisi şerifi yine Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet ediyor. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki, feallemehum, ashab-ı kirama öğretti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi hadi lâthar, bu hadisi şeriflerde Resul-i Ekrem Efendimiz ashabını öğretti. Nerede? Fî kulli naibetin, her bir naibede ariz olan bir şeyde ki tenûbuhum, onlara ariz olur fî salâti namazlarında, fî salâti namazda. Neyi öğretti? Et-tesbîhe, tesbîhe öğretti. Namazda şayet bir yanlışlık, bir şey olursa tesbihine imamı ikaz edin. وَلَمْ يُبِحْ لَهُمْ, onlara mübah kılmadı Resul-i Ekrem Efendimiz غَيْرَهُ, tesbihin gayrisini mübah kılmadı. Tesbihin gayrisi hangisi? Yani konuşmayı, dünya kelamında konuşmayı mübah kılmadı. فَدَلَّ ذَٰلِكَ, işte bu delalet ettiği ne üzerine? عَلَى أَنَّ كَلَامَ زِلْيَدَيْنِ, zilyedeynin konuşması. لِرَسُولِ sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizle konuşması. Neyle? Bima, bir şeyde ki kellemehu zülyedeyn, konuştu bihi anı. Anında ne dedi? Ya Resulallah, اَقَصُرَتِ السَّلَاتُ اَمْ نَسِيْتُ, namaz mı kesir olundu yoksa sen mi unuttun diye böyle konuşması. Nerede? Orada. Fî hadîs-i Emrân ve İbn-i Ömer ve Ebi Hureyre radıyallahu anh. Onların üçü de bunu rivayet ettiler ya, Zülyedeyn hadisi. İşte bu üçünün de rivayetinde gelen Zülyedeyn'in Peygamber Efendimiz'le konuşması, اَقَصُرَتِ السَّلَاتَ اَمْ نَسِيْتَ دَمْأَسِي, Peygamber Efendimiz'in de hayır, lem tuksar ve lem ensen, ne namaz kısaldı ne de ben unuttum. Bel ba'du zâlike kat veka, belki bunun be'si vakı oldu. Zülyedeyn'in tekrar konuşması, Peygamber Efendimiz'in de gelip tekrar ashab-ı kirama sorması. Esadaka Zülyedeyn, Zülyedeyn doğru söyledi mi? Ashab da ne dediler? Bela ya Resulullah, evet doğru söylüyor. Öyleyse Bilal'a emretti ki, kâmet getir, kâmet getirdi. Tekrar iki rekat daha namaz kıldı. Ya bunlar? Bu vekeler oldu. Yani birinci mezhebin delilleriydi. Diyor ki şimdi bizim bu okuduğumuz sonki rivayetler delalet ediyor ki işte bu konuşmalar kâne oldu kâble tehrimil kelam, konuşmanın tehriminden evvel oldu. Nerede? Fissalah, namazda. Namazda konuşmak tehrim edilmezden evvel oldu. İslamiyet'in evvelinde namazda konuşmak vardı. İşte o zaman vuku buldu o Zülyedeyn'in şeyci meselesi. Fakat sonra Resul-i Ekrem Efendimiz namazda konuşmayı tahrim etti. Bitti. O evvelce var idi, nesfedildi. Ve mimma yedullu ala zalik, buna delalet eden şeylerdendir. Eyda, yukarıdaki rivayetler gibi delalet eder ki bu vek'e kelamın, konuşmanın tahriminden evvel idi. Enne Rabi'al müezzine haddesena kâle haddesena Şuayb ibn-i Leyti kâle haddesena Leyti عن يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس أخبره عن معاوية بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية بن خديج رواية ediyor ki Peygamber Efendimiz صلى يوما, bir gün namaz kıldırdı ve ansarafa namazdan döndü. وقد بقيت من الصلاة ركعة, halbuki namazdan bir rekat kalmış idi üzerinde. فأدركه رجل, bir adam koştu Resulullah Efendimiz'e ulaştı. Fekale, dedi ki bekiyet mines salati reke, ya Resulullah namazdan bir rekat kaldı, üç kıldırdı yani. Feraca ilel mescid sallallahu aleyhi ve sellem, mescide döndü. Fe emere Bilalem, Bilal'e emretti. Fe ekames salate, namazı ikame etti, yani kamet getirdi. Fe sallem, fe salla, Peygamber Efendimiz kıldırdı.
linnâsı cemaate rekaten bir rekat daha kıldı diyor. Sonra bu da delalet etti ki birinci mezhebin dedikleri gibi, bak namazda bir adam gitmiş, konuşmuş, Resul-i Ekrem Efendimiz Bilal'e emretmiş, o da kâmet getirmiş ve namazı tamam, hepsini iade etmemişler. Bir rekatı kılmış. Birinci mezhebi teyit etmez mi? Teyit eder ama bu ikinci mezhebe delil getiriyor. Diyor ki فَاَخْبَرْتُ بِذَٰلِكَ النَّاسِ. Ravi Muaviyet ibn-i Hadis diyor ki ben bunu haber verdim ki ya böyle oldu. Bir adam gitti Resul-i Ekrem Efendimiz'e söyledi. O da geldi bir rekat daha kıldırdı. Cemaate haber verince فَقَالُوا لِي. Onlar bana dediler ki اَتَعَرِفُ الرَّجُلَ. Sen o adamı biliyor musun? Kimidir gitti Resul-i Ekrem Efendimiz'e uğraştı haber verdi. Tanır mısın? قُلْتُ لَا. Ben onun ismini bilmem. Şahsen tanımam ama görsem tanırım. İlla en erahu. Görürsemse şahsini tanırım ama kim olduğunu bilmiyorum. Femerre bi. O bunu söylerken diyor o adam geldi. Fekultu, ben dedim ki o hada, işte bu adamı diyor. Gidip Resul-i Ekrem Efendimiz'e söyleyen bu adamı diyor. Fekalu, dediler ki hada Talhat ibn Ubeydillah. O Hazreti Talha'dır. Aşere-i Mübeşşere'den olan Hazreti Talha'ymış. Muaviye ibn-i Hadic Hazreti Talha'yı tanımıyormuş. Yalnız şahsini görmüş. Bu adamı tanır mısın? Tanımam. Yalnız şahsini görürsem de bilirim. Bu arada geldi. İşte bu adamıydı. İşte Hazreti Talha'ymış o. Demek Hazreti Talha Resul-i Ekrem Efendimiz'in müşte bir selam vermesini görünce hemen koştu Resul-i Ekrem'in salbuki çıkmış gidiyor. Ona kavuştu. Dedi ki ya Resulallah bir rekat kaldı. Resul-i Ekrem Efendimiz de geldi. Bilal'e emretti. Kâmet getirdi. Bir rekette tek başına kıldılar. Bu aradaki konuşma namaza münafi olmadı. Öyleyse birinci mezhebin delili oldu. Halbuki bu ikinci mezhebe delil getiriyor. Fefi hadel hadis, bu hadis de olucudur ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem Efendimiz emere bilalem, bilale emretti, fe ezzene, ezan okudu. Ezan da var. Fe akame, ondan sonra kamet getirdi. Es-salata, namazı. Sümme sallâ, sonra Resul-i Ekrem Efendimiz kıldırdı. Mâ ul bi şey ki kâne tereke. Terk etmiş idi min salâti, namazından. Namazından terk etmiş olduğu bir rekati kıldırdı. Ama bir ezan bir kâmetlehe okundu arada. Ve lem yekün, olmadı. Emruhu, Resul-i Ekrem Efendimiz'in emretmesi olmadı. Bilalen, bilala. Neyle? Bil ezâni vel ikâmeti. Ezani ve ikameti etmiş olması olmadı. Kati'an li salatihi. Peygamber Efendimiz'in namazını edici olmadı. Resul-i Ekrem'imiz emretti. Ya Bilal git, ezan oku, kâmet getir diye emir verdi. Bu emir Peygamber Efendimiz'in namazını kesmedi, bozmadı. Niçin? Çünkü Resul-i Ekrem Efendimiz üçünü kıldırmıştı. Onu iade etmedi, tek bir rekat kıldı. Tek bir rekat kıldı, dört etti. Demek ki namazı bozulmamış. Bir. Evet. Ve lem yekun eyza. Yine böylece olmadı. Mavul bir şey ki kâne min Bilal'i. Ya Bilal'ın namazına gelsek, Bilal'ın namazından da olmadı diyor. Min ezanihi ve ikameti. Bilal'ın gidip ezan okuması, ikamet getirmesi olmadı. Kati'an li salati. Bilal'ın kendi namazını bozucu olmadı. Resulullah Efendimiz'in emretmiş etmesi Resulullah'ın namazını bozmadığı gibi Bilal'ın da gidip ezan okuması, kâmet getirmesi Bilal'ın namazını bozucu olmadı. Evet. Ve kad ecme'u. Halbuki icma ettiler. Enne fa'ilen, bir işleyici lev fe'ale hâza, bunu yapsa el an, bugün. Şimdi bu birinci mezhebe kim sahip oldu? Şafiiler. Namazda 5-6 kelime konuşabilir diyorlar. Halbuki şimdi Şafiiler de Hanefiler de icma etmişlerdir ki bugün bu şekilde bir namaz olsa namaz bozulur. Namazda konuşmayı tecviz edenler bile bu şekilde imam unutsa bir rekat, iki rekat, ondan sonra imam ona emretse ki git ezan oku, kâmet getir, o da gitse ezan okusa, kâmet getirse, bu namaz bir ittifak onlarca da bizce de namaz bozulur diyor. وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ. Halbuki o namazdadır. Böyle emretse كَانَ بِهِ قَاتِعًا لِلصَّلَاةِ. Böyle yapmaları namazı bozar. فَدَلَّ ذَٰلِكَ. Bu delalet etti ki اَنَّ جِمِيعَ مَا اُلْ بِشَيْءٍ. Hepsi ki
kâne uldi min Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den vâku uldi fî salâti namazında. Fî hadîsi Muâviyete bin Hadîs, Muâviyete bin Hadîc'in hadisinde, hâde bu hadisinde. Ve fî hadîsi bin Ömer ve İmran ve Ebi Hureyre'te radıyallâhu anh'ın, bir de yukarıda geçmişti ya, İbn Ömer, İmran, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın hadislerinde. Kâne, bunlar oldu. Vel kelamu, halbuki konuşmak mübahun, mübah idi fi salati, namazda. O vakitler namazda konuşmak mübah idi. Evet. Sümme nüsihe, sonra nesk edildi. Bi neskil kelam, konuşmayı tehrim etmekle nesk edildi. Kelam, konuşmak nesk edildi. Bunlar da bitti. Demek ki bu vakeler olmuş. Olmuş ama neden evvel? Hüküm nesk edilmezden evvel olmuş. Sonradan Resul-i Ekrem'imiz bunu nesk etmiş, konuşmayı men etmiş. Feallama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz talim etti. Ennâse nâse ba'de zâlik. Bu konuşmalardan sonra talim etti. Mâ ul bi şeyi ki zekârehu anhu. Resulullah Efendimiz'den zikretti. Kim? Muaviyetü ibnül Hakem. Muaviyetü ibnül Hakem rivayet etti. Ve Ebu Hüreyre ve Sehr ibn-i Sa'd radıyallahu anhu. Onlardan gelen rivayetler, Resul-i Ekrem'imiz talim etti ki namaz, tesbih, tekbir, Kur'an'dan başka namazda bir şey olmaz, dünya kelam olmaz. E bu ne demek? Yani o evvelki hüküm nesk edildi. Ve mimma yedullu ala zalik, konuşmanın nesk edildiğine delalet eden şeylerdendir. Ennu Ömer ibn al-Hattab radıyallahu anh, Hazreti Ömer, قَدْ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz'le beraber idi. فِي يَوْمِ ذِلْيَدَيْنِ, Zilyedeyn'in gününde. Zilyedeyn'in Resulullah ile konuştuğu gün Hazreti Ömer de beraber idi. O namazdaydı. ثُمَّ قَدْ حَدَسَتْ بِهِ, Hazreti Ömer'e hadis oldu. تِلْكَ الْحَادِسَةُ, bu hadise. فِي صَلَاتِهِ, kendi namazında. Kendi namazında da Hazreti Ömer böyle unuttu. İki rekette bir selam verdi. Min ba'di Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den sonra. Evet. Fe'ale, Hazreti Ömer işledi. Fiha, kendisinde vakı olan o unutmak dolayısıyla o hadisede işledi. Hilafema, ol bir hükmün hilafını işledi ki kâne oldu min ameli Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem yevmeyizin. Zülyedeyn'in gününde Peygamber Efendimiz'in yaptığının hilafını yaptı. Onun gibi yapmadı. Niçin onun gibi yapmadı? Ha, o hüküm mensuh olduğundan Hazreti Ömer onun gibi yapmadı. Bu da ona delalet eder. Peki Hazreti Ömer'in hadisesi nasıl olmuş? Unutmuş, ondan sonra namazı yeniden kılmış. Nasıl olmuş? Onun da senedini getiriyor. Diyor ki bak, haddesen İbn-i Merzuk. İbn-i Merzuk rivayetiyle de. Kale haddesen Ebu Asim. عن عثمان بن الأسود قال سمعت عطاء يقول صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأصحابه حضرت عمر أصحابنا namaz kıldırdı فسلم في ركعتين, iki rekatın başında selam verdi. ثم انصرف, sonra namazdan döndü. فقيل له, Hazret Ömer'e denildi. Zalik, bu yani sen ikide bir selam verildin, dediler. فقال, dedi ki إني جهزت عيرا من العراق بأحمالها وحكابها. Diyor ki, yani unuttuğunun sebebini izah ediyor. Diyor ki, ben zihnim meşgul idi. Irak'tan diyor, bir kafile hazırladım. İnni cehhezdü, ben teçhiz ettim. İren bir kafile. Minel Irak, Irak'tan. Irak'tan bir kafile, yani hayalından geçiyor. Ve ehmâliha, yükleriyle beraber. Ve ehkâbiha, hukupleriyle beraber, yani o bir kafileye ne lazım, ne yüklenecek, onlara semer lazım, develerin üzerine ürküş lazım, ondan sonra şeyleri lazım, yükleri lazım. Zihnim bununla meşgul oldu. Bununla meşgul oldu da namazı unuttum, iki kıldırdım. Hatta varettül Medine, hatta o kafileyi Medine'ye getirdim. Onun için bu, benden bu hata vakı oldu diyor. Ne yaptı sonra esas hüküm? فَصَلَّى بِهِمْ, Hazreti Ömer o cemaate kıldırdı. اَرْبَى رَكَاتٍ, yeniden dört rekat kıldırdı. Halbuki Hazreti Peygamber Efendimiz'in yaptığı gibi yapabilirdi. Eğer mensup olmasaydı öyle yapardı. Ha, dört mü kıldım, iki mi kıldım, üç mü kıldım?
kamet getirin, iki rekat daha kıralım, tamam olsun. Öyle yapmadı. Yeniden dört rekat kıldırdığın için o evvelki hükmün mensuh olduğuna delalet ediyor. Bak Hazreti Ömer o vakada hazır idi. Öyle yapmadı da yeniden kıldırdığın için konuşma meselesi evvelden var idi, sonra da nesedildi. Buyurun. Yeriniz açık. Peki Hazreti Ömer radıyallahu anh Peygamber Efendimizin yaptığı gibi yapmadı da yeniden kıldı. Fedelle. Delalet etti. Terk-i Ömer'e radıyallahu anh. Hazreti Ömer'in terk etmesi. Neyi? Neyi terk etmesi? Lima bir hükmü ki. Kad alimehu hükmü bildi. Min fe'li Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin işlediği neyse onu bildiydi. Bildi ki halde onu terk etti. Fî mislihâze işte bu namazı iki kıldırmada ve ameluhu Hazreti Ömer'in ameli delalet etti bi hilâfihi onun hilafına yani yeniden kıldı. 250 bina etmedi. Bu delalet etti neye? Alâ nesk-i zâlik konuşmanın nesk edildiğine indehu Hazreti Ömer'in indinde. Namazda konuşmak var idi evvelden sonra da nesk edildi. Hazreti Ömer bunu bildiğinden dolayı Resulullah Efendimizin yaptığı gibi yapmadı. Çünkü o hüküm mensuh. Yeniden kıldı. Ve alâ ennel hükme şuna delalet etti ki hüküm kâne fî tilkel hadiseti Zülyedeyn'in hadisesinde oldu. Fî zemenihi evet kâne oldu. Fî tilkel hadiseti namazı iki kıldırmasında. Fî zemenihi kendi zamanında. Hazreti Ömer'in kendi zamanında unutup da iki kıldırması meselesinde bildi ki oldu hüküm. Bir hilaf-ı maşul bir hükmün hilafın oldu ki kâne fiyyem-i zilyedeyn. Zilyedeyn'in zamanında Resulullah ile olan vek'edeki hükmün hilafını oldu. Kendi zamanındaki hüküm Zilyedeyn'in zamanındaki olan hükmün hilafını oldu. Zilyedeyn'in zamanında namazda konuşmak mübahdi. Fakat sonradan nesk edildi. Onun için Hazreti Ömer'in zamanında konuşmak mübah değil. Onun için namazı yeniden iade etti. Bu açıkça delalet ediyor ki bu nesk edilmiştir. Evet. Şimdi nesk bir hükmün nesk olunduğuna deliller olur. Delil ya nasın kendisinde zikredilir. Mesela kuntu neheytüküm en ziyaretil kubur ela fezuruha. Bak hadisin kendisinde ziyareti kuburdan Peygamber Efendimiz evvela nehyetmişti. Yine aynı hadiste diyor ki nehyetmiştim ela fezuruha fakat siz ziyaret edin. Yani o hükmü ben nesk ettim. Ayette de böyle. Hadiste de ayetin evveli bir hükmü beyan eder, sonunda neskini beyan eder. Bir de var ki hayır, bir ayet yahut bir hadis müstakilden gelir, başka ayet yahut da başka bir hadis bir müddet sonra onu nesk eder. Bu Kur'an'da çok var. Mesela لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ لَا اِكْرَهَ فِي الدِّينَ 20 küsur ayet vardır ki bunlar hepsi nesk edilmiştir. Ne ile nesk edilmiştir? Ayet-i seyf ile. فَقْتُلُ الْمُشْرِك۪ينَ حَيْسِ وَجَبْتُمْ Buna ayet-i seyf derler. Bununla bu hükümler nesk edilmiştir. Aynı ayette değil, başka bir ayet onları nesk edilmiş. Bazı de olur ki delalet-i hal. İşte bak bu Hazreti Ömer'inki delalet-i hal. Peygamber Efendimiz'in kendisinden bir rivayet yok. Konuşmak namazda mübahtır. Fakat şimdi ben nehyediyorum, böyle bir ibare yok. Yalnız hadisleri topluyoruz, bakıyoruz ki Resul-i Ekrem Efendimiz Zülyedeyn'in meselesinde konuştu ve namazı yeniden iade etmedi. Sonradan gelen ashab-ı kiram baktılar, o hükmün içinde oldukları halde, öğle namaz kıldıkları halde namazı yeniden iade ettiler Hazreti Ömer gibi. Bu delalet ediyor ki o hüküm mensuh olmuştu. Sonra bu mensuh olduğuna dair birçok karineler var. Evvela Peygamber Efendimiz o sahabeye dedi yani namazda konuşana ne dedi? Bu bizim namazımızda dünya kelamından bir şey layık değildir. Bu namazda tekbir, tesbih, Kur'an'dan başka bir şey olmaz. Yani o orada delalet var. Sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh böyle konuşmasında delalet var. Daha birçok rivayetlerde teyit ediyor ki o hüküm mensuh olmuştur. Onun için fukaha bazı yerlerde de değil. İslamiyet'in iktidasında namaz konuşmak mübahidi sonra da nesk edildi. وَكَدْ كَانَ فِعْلُ عَمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ هَذَا اَيْدَ Şimdi burada itiraz eder ki Hazreti Ömer böyle yapmış ama ashab Hazreti Ömer'den ibaret mi? O kadar sahabe var ki onlardan bir tanesi. Belki Hazreti Ömer böyle yaptı, ötekiler kabul. Bunu böyle yapmadılar ve Hazreti Ömer'in
bu şeysine, yaptığına belki itiraz ettiler. Ha, diyor ki Hazreti Ömer bunu yaptı. Bi hadreti ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in ashabının huzurunda yaptı. اَلَّذ۪ينَ قَدْ حَضَرَ بَعْضُهُمْ فِيَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَمَذِ الْيَد۪ينِ فِي صَلَاتِ. Hatta o ashabın bazıları zil yediğinin gününde Resulullah Efendimiz'in namazında hazır idiler. Yani o cemaatten yine var idiler orada Hazreti Ömer'in namazında. فَلَمْ يُنْكِرُوا ذَٰلِكَ عَلِي. Hazreti Ömer'in bu yaptığını ona inkar etmediler. Sen yeni namazı niye yeniden kılıyorsun? Resulullah Efendimiz'in yolunda niye gitmiyorsun? Konuşmak namazı iptal etmez. İşte iki kıldın, iki daha kıldır dediler mi? Yok demediler. وَلَمْ يَقُولُ لَهُ. Ömer'e demediler ki اِنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz قَدْ فَعَلَ يَوْمَ ذِلْ يَدَيْنِ Zil yedeğinin gününde işledi. بِخِلَافِ مَا فَعَلْتَ Senin bugün işlediğin hilafını işledi demediler. Niçin demediler? Ha, onlar da biliyordular ki bu hüküm neshedilmiş. Biliyordular da onun için itiraz etmediler. فَدَلَّ ذَٰلِكَ İşte bu delalet etti. Ey daha yukarıdaki gibi عَلَى أَنَّهُمْ أَسْحَبْ قَدْ كَانُوا Oldular. Ne oldular? Yok, ibareyi okusunlar. Amili. Amili olur mu orada? Amel. He? Var mı sizde? Alimu mu yazılı? Yok, amel yazılı. Alimu bildiler. Amilu değil. قَدْ كَانُوا عَلِمُوا bildiler. Min neshi zalik. Bu hükmün neshini bildiler. Bunun için itiraz etmediler. Bu buna delalet eder. Evet. فَدَلَّ ذَٰلِكَ اِذَا عَلَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا عَلِمُوا مِنْ نَسْخِ ذَٰلِكَ مَا قَدْ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Neyi bildiler? Ma bir şey bildiler ki قَدْ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلِمَ Hazreti Ömer'in bilmiş olduğu neshi ashab-ı kiram da bildiler. Yani bu mensuhtur. وَمِمَّا يَدُلَّ اِذَا عَلَى أَنَّ ذَٰلِكَ مَنْسُخ Konuşmanın namazda neshedildiğine delalet eden şeylerdendir. كِ وَاَنَّ الْعَمَلَ عَلَى خِلَافِ Ve şu bu hilafına, onun hilafınadır. Amel de konuşmanın hilafınadır ki ennel ümmeti ümmet kad içtemaat. İcma iledi ki enne racülen bir adam. Lev tereke imamuhu onun imamı terk etse min salati namazından şeyen bir şey terk etse ennehu o adam yüsebbihu bihi tesbih eder. Buna da icma ümmet var. Bütün mezheplerde imam bir şeyi terk ederse cemaat ne yapacak? Namazı da sen iki rekat kıldın yahut da filan şeyi unuttun diye konuşmayacaklar. Tesbih edecekler. Evet. Ne için? لِيَعْلَمَ اِمَامُ وَقَدْ تَرَكَ İmamı bilsin ki o terk etmiş. فَيَاتِيَ بِهِ O terk etmiş olduğu şeyi yapsın. وَذُلْيَدَيْنِ Halbuki zülyedeyin. فَلَمْ يُسَبِّحْ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ يَمَيْزِينَ O günü Resulullah Efendimiz'e Subhanallah demedi, tesbih okumadı. وَلَا أَنْكَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَلَامَهُ اِيَّهِ Resul-i Ekrem Efendimiz onun konuşmasını da o gün inkar etmedi. Sen niye konuştun, niye tesbih etmedin? Yani o günü kelam mubah etti de onun için Zülyedeyn'in konuşmasını Resul-i Ekrem Efendimiz kınamadı. Ve fakat şimdi halihazırda bütün ümmeti İslamiye icma etmiştir ki bir adamın imamı sehv ederse ona tesbihle bildirecek, konuşmayacak. Bu da delalet ediyor ki bak konuşmak meselesi nesledilmiş. فَدَلَّ ذَٰلِكَ اَيْدَى Bu eyd yine delalet etti ki اَنَّ مَا عَلِمْ وَالْبِشَيْكِ اَنَّ مَا وَالْبِشَيْكِ عَلَّمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz talim etti. اَنَّاسَ جَمَاتَ مِنَ التَّسْبِيحِ Tesbihten. Tesbih yapmasını. Ne için? لِنَائِبَةٍ تَنُوبُهُ فِي الصَّلَاتِ Onların namazında bir naibi olursa, bir şey ariz olursa bunu tesbih edin. Evet, bu tesbihi Resulullah Efendimiz'in talim etmesi oldu. كَانَ مُتَأْخِرًا Müteahhir oldu. اَنْ ذَٰلِكَ زِلْيَدَيْنِ vak'asından sonra oldu. Ondan sonra müteahhir oldu. Müteahhir olduğu gibi ne olur? Müteahhir olur. فدلالت إذن معنى ده أن أبا هريرة رضي الله عنه حضرت أبو هريرة قال ويردك سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبر فمن السلام ويردي في ركعتين iki rekatın başında ثم مضى إلى خشبة في المسجد مسجد bir ağaç vardı o ağacın yanına gitti
Evet, bunu böyle söyledi. Bu şeyin rivayetinde, Hazreti Ebu Hüreyre'nin rivayetinde. Ve kâle İmran, İmran'ın rivayetinde İmran diyor ki, sümme medâ ilâ hücreti, hücresine gitti. Her ikisinde de Resul-i Ekrem Efendimiz ikide bir selam verdi, gitti. Hazreti Ebu Hüreyre diyor ki, mescidin ön tarafında bir ağaç vardı, ağacın yanında gitti. İmran İbni Hüseyin'in rivayetinde diyor ki, Hücre-i Şerif'e gitti. Yani kıblada namaz kıldığı yerden ayrıldığı muhakkak. Niye? İki rivayet var, ikisinde de gitti. Birisinde ağaca gitti, birisinde hücreye gitti. Yürüdü tabii, birkaç adım değil, 5-10 adım yürüdü, evet. فَدَلَّ ذَٰلِكْ bu delalet etti عَلَى اَنَّهُ şunun üzerine çıkart. كَانَ صَرَفَ وَچَوَانِ الْقِبْلَ yüzünü kıbladan çevirdi. Evet, çünkü kıblanın ön tarafında ağaca doğru gitti. Bunu evvel alalım. Zülyedeğinde ya Resulallah sen namazdan iki rekat unuttun dedi, döndü kavme. Dönünce arkası kıblaya geldi, yüzü cemaate geldi, sordu ki Zülyedeğin doğru söylüyor mu? Yüzü kıbladan döndü mü dönmedi mi? Döndü. Yok evine gittiğini nezer itibarı alırsaksa Beyt-i Şerif ne tarafta? Gündoğuşu tarafında, mihraptan kalktığı gibi yüzü ne tarafa gelir? Sağ tarafı kıblaya gelir, yüzü şer tarafına gelir. Oraya gitti, Zülyedeğin gitti bu sefer bunu söyledi. Ondan sonra yüzünü garp tarafına çevirdi geldi. Yani ala kulli hal her iki rivayette de yüzünü kıbladan çevirmiş oldu. Ve amile amelen bir amel işledi ki fis salati namazda leyse minha namazdan olmadı. Namazdan olmayan bir şey yaptı. Minel meşyi yürümeden ve gayrihi yüzünü kıbladan çevirmeden meşyi gayrisi bunları Resul-i Ekrem Efendimiz yaptı. Fe yecuzu haza li ahadin el yevm en yusibehu zalik. Fehel yecuzi demek yani. Bu caiz olur mu? Hâzâ bu lâ ahadin bir kimseye el-yevm bugün en yusîbehu zâlik. Onu bu şekilde yapmak caiz olur mu? Bir adam namazdan olmayan bir şey selam versin, namazdan olmayan bir şeyi yapsın, ondan sonra da onu yeniden kılmasın da üzerine bina etsin. Olmaz. Fakat bakiyet aleyhimin salati bakiye. Halbuki onun üzerine namazdan var. Ya iki rekat kılmış, ya üç rekat kılmış, hele tamam kılmamış ya. Arada kalksın, namazdan olmayan bir şeyleri yapsın, ondan sonra tamam etsin. Bu caiz olur mu? فَلَا يُخْرِجُهُ ذَٰلِكْ مِنَ السَّلَىٰ bunları yapsın da, namazdan da çıkmış olmasın. Bu olmaz. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ bir adam dese ki, نَعَمْ evet, لَا يُخْرِجُهُ ذَٰلِكْ مِنَ السَّلَىٰ böyle yapması onu namazdan çıkarmaz. لَاَنَّهُ فَعَلَهُ زِيرَ o adam bunu yaptı. Ve la yara ennehu fis salat namazda olduğunu görmüyordu. Ben namazdan çıktım diye itikad etti de yaptı. Bir adam ben namazdan çıktım diye itikad ederse yapabilir derse bu caiz olmaz. Niçin? Lazimehu adama lazım gelir ki en yekule diye ki lev ta'ame eyza yemek yese ev şeribe yahut da işte ve hadi haletuhu o kendisi de haleti bu. Yani kendinin namazda olduğunu biliyor. لَمْ يُخْرِجْهُ ذَٰلِكْ مِنَ السَّلَةِ onu yemesi içmesi namazdan çıkarmaz. Adam iki rekat kılmış, dört rekat kıldığım zenniyle gelmiş, oturmuş, yemeğini yemiş, çayını içmiş. Vah bir de hatirine gelmiş ki benim iki rekatım kaldı. Öyleyse buna ne lazım? O gitsin hemen iki rekatını kılsın, dördü tamamlasın. Böyle yapmak lazım gelir. Bunun namazı bozulmaması lazım gelir. وَكَذَٰلِكْ اِنْ بَاعَ وِشْتَرَى yahut da iki rekatı kılmış, dördü tamam etmemiş. Ben namazdayım zenniyle gelmiş, alışveriş yapmış, almış, satmış. Evcama ehlehu yahut da ailesine tekarrub etmiş. Ondan sonra da ben namazdaydım, ben böyle biliyordum, benim namazımı iade etmem, iki rekat daha kılarım dese bu lazım gelir ki fekefa bi kavlihi fesaden. Bunun bu kavlunun fesat yönünden fasit olmasına kafi olur ki en yazzeme hâza gâilehu. Bu gâiline bu lazım gelir. Namazda olduğunu bilmiyor da onun için de yüzünü kıbladan çevirmiş de yürümüş de. Böyle olursa bunlar da namazı bozmaması lazım. Halbuki bir ittifak bunlar namazı bozar. Öyleyse namazda olmayan herhangi bir şey namazın içinde yapılırsa o da bozar. Feinkâne şeyyum mimma zekerne. Bu bizim dediklerimizden yemek, içmek, yürümek, alışveriş yapmak olursa yuhricur racule min salatihi adamı namazından çıkarırsa infialehu onu işlerse ala ennehu şu hüküm üzerine ki yara görür ki ennehu kendisi leyse fiyah namazda değil
كَذَٰلِكَ الْكَلَامُ Öyleyse konuşma da böylecedir. اَلَّذِي öyle konuşma ki لَيْسَ مِنْهَا namazın değil. يُخْرِجُهُ onu çıkarır مِنْ صَلَاتِي namazdan. Madem bir adam kendisinin namazda çıkmış olduğunu biliyor da yanlışlıkla yemek, içmek, alışveriş yapmak bu gibi işlerde bulunuyor. Bu bir ittifak namazı bozuyor. Öyleyse konuşmak da böyledir. وَاِنْ كَانَ قَدْ تَكَلَّمَ بِهِ وَهُوَ لَا يَرَى اَنَّهُ فِيهَا Her ne kadar o zannediyor ki ben namazdan çıktım da konuşuyorum. Halbuki o çıkmamış. Öyleyse o konuşmada bozar. وَقَدْ زَعَمَ الْقَائِلُ بِحَد۪يثِ زِلْيَدَيْنِ Evet. Dün okuduğumuz Zülyedeyn hadisi vardı ya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İki rekat namaz kıldırdı, unuttu, selam verdi. Sonra gitti, bir rivayette evine, bir rivayette Mescid-i Şerif'in ön tarafındaki bir ağacın yanına. Sonra Zülyedeyn denilen ashabdan birisi geçti. Ya Resulallah, namaz mı kesti olundu, sen mi unuttun? Dedi, yok, ne oldu, ne de o. Yok dedi, bunun ya namaz kastedildi ya sen unuttun. Ashab-ı kirama sordu. Evet ya Resulallah, doğru iki kıldırdın dedi. O da Peygamber Efendimiz tekrar ezan okuttu, ikamet getirtildi, iki rekat daha kıldırdı, selam verdi. Şimdi ulemanın bazısı diyor ki namaz hususunda konuşulursa, namazda bir sehv olur, o hususta konuşulursa bu namaza zarar vermez diyenler diyor ki o meseleyi alıyor ki وَقَدْ زَعَمَ لِعْمَتْتِ Zü'm demek ki yani bir meseleyi itikad eder ama hakikate uygun olmadı mı ona der ki zü'm etti. Yani hakikate uygun olmayan bir şeyi itikad etti. Sahife 449 sonuna doğru. وَقَدْ زَعَمَ الْقَائِلُ بِحَد۪يثِ زِلْيَد۪ينَ Zilyedeyn'in hadisiyle hükmeden adam. Gavül kelimesi bâil olursa hüküm manası olur. Hükmeden adam zü'm etti ki اَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ Haberi vahid, tek adamın haberi yekûmu bihil hüccet anında hüccet kaim olur. Malum ya hadis sened itibariyle mütevatir, meşhur, aziz, haberi vahid. Yahut da mütevatir, haberi vahid. Böyle de teksim edilir. Mütevatir malum. Haberi vahid ki bir sahabi rivayet ediyor. Burada da bu hadisi rivayet eden kim? Zülyedeyn, bir adam. Haber vahid, hüccet olur mu olmaz mı? Bu da usulü hadiste bir kaidedir. Evet. Diyor ki bunlar zühm ettiler ki وَقَدْ زَعَمَ الْقَائِلُ بِحَد۪يثِ زِلْيَد۪ينَ Zülyedeyn'in hadisiyle hükmeden adam zühm etti ki اَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ خَبَرُ وَاحِدِ يَقُومُ بِهِ الْحُجَّ اَنَ اللّٰهُ حُجَّتْ قَائِمُ olur. Öyle zühm etti. Çünkü hüccet olamaz. Evet, amelde delil olur ama hasmin aleyhine hüccet olamaz demek istiyor. O bu hadisi getirdi, binaenaleyh bu hüccettir, namazda konuşulabilir dedi. Ve yecibu bihil amel, amel bununla da vacip olur. Amel, yani haber vahid ile amel vacip olur mu olmaz mı? Bu kavle zahib olanlar diyorlar ki amel vacip olur. Ama usulü hadis kaidesince mütevatir ile amel vaciptir. Farzdır. İster akidede olsun, ister hükümde olsun delil teşkil eder. Fakat haber-i vahid eğer sahih bir senetle sabit olmuşsa amel edilir. Fakat hüküm pek onunla sabit olmaz. Niçin haber-i vahiddir? O şek zan ifade eder. Öyle ama atılmaz o hadis. Gene hadistir. Bilhassa amelde alınır. Fakat akidede yahut da hüdud-i ilahiyede bir şey onunla sabit olur mu olmaz mı ihtilaflı. Bazıları diyor olmaz, bazıları diyor olur. Şimdi burada diyor ki bu Zülyedeyn hadisini alan haber-i vahid ile amel etmiş olur ve amel vaciptir dedi. Fakat ahbere Zülyedeyn, Zülyedeyn haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e haber verdi. Neyi? Bima ahberehu bihi. Haber vermiş olduğu şey, yani ya Resulullah sen ya namazı iki kıldığını unuttun yahut da gasp olundu. وَهْوَ زُلْيَد۪ينَ رَجُلٌ مِنَ السَّحَابِ Resulullah'ın eshabından bir adamdır. Me'munun emindir. Ashab-ı Resulullah'ın hepsi adildir ve me'mundur.
herhangi bir sahabeden bir rivayet gelmişse, madem sahabidir, onun hakkında araştırma olmaz. Acaba bakalım adil mi değil mi? Yok, ashab-ı Resulullah'ın hepsi adildir. Yeter ki sahabe olsun. Hangisi olursa olsun vermiş olduğu haberde emindir. Evet. Femtefete, bunu haber vermesinden sonra iltifat etti Resulullah Efendimiz ba'de ihbarihi iyyahu bizalik. Zülye deyin, kendisine haber verdikten sonra Resulullah Efendimiz iltifat etti ila ashabi, ashabına iltifat etti. Fekale dedi ki e kasertus sala, ben namazı kasır mı ettim diye sordu onlara. Öyleyse fekâne mütekellimen, Resulullah Efendimiz mütekellim oldu, konuştu. Bizalik bununla ba'de ilmihi, bildikten sonra ki be'ennehu fis salati, namazda. Zülyedeyn haber verdikten sonra iki rekat kıldığını Resulullah Efendimiz bildi. Tamam etmemiş. Öyle olduğu halde konuştu. Öyleyse konuştu, demek ki namazda konuşmak caiz oldu. Evet. Ala mezhebi hadel muhalif lena, bize muhalif olan bu adamın mezhebine göre namazda olduğunu bildi ki halde konuştu. Bunun için getirdi. Ha, diyor ki yukarıda geçti ki Resulullah Efendimiz konuştu, namazdan çıkmış, namazı bitirmiş, namazda değilim diye konuştu. Ona delil getiriyor ki bak, Resulullah Efendimiz namazda olduğunu bildi. Zülyede'ye haber verdikten sonra emindir. Doğrudur. Ashab-ı kiram da tesdik etti. Böyle bir Resulullah Efendimiz namazda olduğunu bildi ki halde konuştu. Namazdan çıktım, namazda değilim diye değil ki. Evet. Felem yekun zalik. Resulullah Efendimiz'in böyle namazda olduğunu bildiği halde konuşması olmadı. Muhricen lehu minessalah. Peygamber Efendimiz'i namazdan çıkarıcı olmadı. Namazda olduğunu bildiği halde konuştu. Öyleyse halbuki bugün hali hazırda muhalifler, yani şafiler bile bir adam namazda olduğunu bilse konuşması caiz değil. Konuşursa namazı batıl olur. Öyleyse o konuştu da namazda olmadığını biliyordu da, bu ibare şey oluyor, fasil oluyor, yani yerinde olmuyor. Fakat lazimehu, bu adama lazım gelir. Bihada, bununla Resulullah Efendimiz'in namazda olduğunu bildiği halde konuşması sebebiyle ala aslihi, kendi kaideleri mucibince enne zâlikel kelam, bu konuşma kâne kable nesfil kelam fissalâ, namazda konuşmanın nesinden evvel oldu. Bu ispat ediyor ki, hatta şafilere göre ki ister namazda olduğunu bilsin, ister bilmesin, bu hadise Zülyedeyn hadisesi oldu. Ne vakitte oldu? Nesihten evvel oldu. Namazda konuşmak vardı, sonra da nesk edildi. İşte nesk edilmezden evvel oldu. Bu vakitler namazda konuşmak caiz idi. Onun için Resulullah Efendimiz namazı iade etmedi. Ve hüccetun uhra. Diğer bir delil de enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz lemma akbale alen nas, vaktaki nasa ikbal etti. Fekale dedi ki asadaka zülyedeyn, zülyedeyn doğru söyledi mi? Fekalu dediler ki, kalu dediler ki naam, doğru söyledi. Şimdi Resulullah Efendimiz onlara sordu. Zülyedeyn doğru söyledi mi? Onlar ne dediler? Naam. Konuştular mı? Konuşmadılar mı? Konuştular. Vakat kâne yumkinuhum. Halbuki ashaba mümkün idi. En yûmiyû ileyhi bidâlik. Konuşmayalar da işaret ederler. Naam demezler de başlarını sallarlar. Yani evet manasını. O da mümkün idi. Mümkün olduğu halde evet konuştular. Naam dediler. Halbuki onlara ima ile işaret etmek de, ima edip işaret etmek de mümkün idi ki فَيَعْلَمَهُ Resulullah Efendimiz o işaretle bile minhum ashabtan bile ki evet bunlar doğru söylüyorlar, tesdik ettiler Zülyedeyn'i. Böyle olmakla beraber fakat kellemuhu, Resulullah Efendimizle konuştular bima kellemuhu bihi, işte konuştukları şeyi ki yani naam dediler ala ilmin minhum, ashabtan olanlar bilmek üzerine ki ennehum, kendileri fissalah, namazda kendileri namaz olduklarında biliyorlar ki namaz tamam kılınmadı. Öyle olduğu halde konuştular. Felem yunkir zalik. Evet.
Resulullah Efendimiz bunu inkar etmedi. Onların konuşmalarını aleyhim eshab-ı kiram üzerine de inkar etmedi ki niye konuştunuz? Onu da demedi. وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ Ashab'a emretmedi. Bil'adeti namazı iade etmekle de emretmedi. Buna neye delalet ediyor? Demek ki o vakitte konuşmak var imiş. Onun için bu konuşmalar olmuş. Sonradan nesledilmiş. Bu da başka bir hüccet. فَدَلَّ ذَلِكَ Bu delalet etti ki اَنَّ مَا ذِكَرْنَا Bizim zikrettiğimiz hüküm. O da ne demeyim? مَا كَانَ فِي حَدِيثِ زِلْيَدَيْنِ Zilyedeyn'in hadisinde olan bu vaka, bu konuşmalar kâne kable neshil kelam konuşmanın neshinden evvel idi. Fe'in kâle kâilun bir itiraz eden adam itiraz etse ki o keyfe yecûzu nasıl caiz olur ki en yekûne hâze bu ola kable neshil kelam fissalâ namazda kelamın, konuşmanın neshinden evvel ola nasıl dersen sen bunu niye? Ve Ebu Hureyre radıyallahu anh, halbuki Hazreti Ebu Hureyre قَدْ كَانَ حَاضِرًا Hadır idi. Zalik. Bu vakada hazır idi. وَاِسْلَامْ Ebu Hureyre radıyallahu anh, Hazreti Ebu Hureyre'nin İslam'ı da اِنَّمَا كَانَ قَبْلِ وَفَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِتَلَاسِ سِنِنْ Peygamber Efendimiz'in intiharından 3 sene evvel oldu. Sen diyorsun ki bu evvelce mübahati nesk edildi. Bu uymuyor. Niye? Bu hadisi rivayet eden kim? Hazreti Ebu Hureyre. Ve diyoruz ki Hazreti Ebu Hureyre bu vakada hazır idi. Hazreti Ebu Hureyre Fethi Mekke'den 2 yahut 3 sene evvel Müslüman oldu. Resulullah Efendimiz de 3 sene yaşadı. Bu vakada o zamanda olduğuna göre halbuki bu demek ki bu söz yani namazla konuşma neshedilmemiş, devam etmiş. Bu buna delalet eder. وَزَكَرَ فِي ذَٰلِكَ Bunu da zikretti. وَزُكِرَ وَزُكِرَ zikri olundu. فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında مَا حَدَّسَنَا بْنْ اَب۪ي دَاوُدُ قَالَ حَدَّسَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيدَ الْقَفْطَانِ قَالَ حَدَّسَنَا إِسْمَعِلُ بْنْ اَب۪ي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنْ اَب۪ي حَاسِمٍ قَالَ اَتَيْنَا اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Biz Ebu Hureyre'ye geldik. فَقُلْنَا dedik ki حَدِّثْنَا bize hadis rivayet eyle. فَقَالَ dedi ki سَحِبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'e ben müsahabet ettim. ثَلَاسَ سِن۪ينَ 3 sene. Resulullah Efendimiz de 3 sene yaşamış. Resulullah Efendimiz ondan sonra dar-ı ahirete teşrif buyurmuşlar. قَالُوا dediler ki فَأَبُوْ هُرَيْرَةَ Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh اِنَّمَا سَحِبَ رَسُولَ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثَلَاسَ سِن۪ينَ Peygamber Efendimiz'e kaç sene sahip oldu? Sohbeti ne kadar devam etti? 3 sene. وَهُوَ حَضَرَ تِلْكَ السَّلَى O namaza da hadır olmuş. Zülyedeyn vakasında da o namaza hadır olmuş. وَنَسْخُ الْكَلَامِ فِي السَّلَاةِ Halbuki namazda konuşmanın neshi kâne oldu. وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِمَكَّةِ Peygamber Efendimiz Mekke'deyken nesh oldu. Nesh, namazda konuşma Mekke'de var idi. Ve Mekke'de iken Peygamber Efendimiz namazda konuşmak neshedildi. Halbuki bu Hazreti Ebu Hureyre'nin bu vakası Peygamber Efendimiz'in dar-ı ahirette teşrifinden 3 sene evvel oldu diye arada ne kadar zaman var. Demek ki namazda konuşmak neshedilmemiş yani buradan oraya delil getiriyor. فَدَلَّ ذَٰلِكَ Bu delalet etti ki عَلَى أَنَّ مَا كَانَ فِي حَدِيثِ زِلْيَدَيْنِ Zilyedeyn'in hadisinde olan O da neden? Minel kelami fissalâ namazda konuşmak. Konuşmak meselesinden olan bu hüküm mimma şul bir hükümlerdendir ki lem yunsah nesk edilmedi bi neskil kelam konuşmak meselesi nesk edilmedi fissalâtı namazda. Namazda konuşmak nesk olmadı, vak olmadı bu. İn kâne müteahhiren an zâlik. Eğer bundan sonra müteahhir ise yani Hazreti Ebu Hureyre'nin zamanında vuku bulmuş ise öyleyse demek ki konuşmak devam etmiş, nesk edilmemiş. Bundan bu çıkıyor. قِيلَ لَهُ Bu adama denilir ki اَمَّا مَا زَكَرْتَ اَمَّا senin zikrettiğin min vakti İslam Ebu Hureyre'te radıyallahu anh Hazreti Ebu Hureyre'nin Müslüman olduğu vakti zikrettin ya ki yani Peygamber Efendimiz'in son hayatından 3 sene kalarak evet Müslüman oldu fevve kemal zekerte senin dediğin gibi doğrudur. Yani şu anda Peygamber Efendimiz Hicri
10'da vefat etmedi mi? Öyleyse demek Hicri 7 tahminen, yani 7. senesinde Müslüman olmuş. Bu dediğin doğru. Ebu Hüreyre'nin İslam'ı müteahhirdir. Ve emma kavluke, ama senin sözün inne neshal kelami fissalâ, namazda kelamın neshi kâne oldu ve nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz yevmeyizin o nesih vak olduğu vakıtta olucuydu bir Mekke'de. Buna gelince femen revâleke hâda, bunu sana kim rivayet etti? Nesih'in Mekke'de olduğunu sana kim söyledi? Rivayete nispat et. Evet, bir. Ve ente, sen la tehteccu illa bi müsned. Sen hüccet getirmiyorsun illa sened olursa. Öyleyse sen de sened getir bu davana. Ve la tüsevvigu, sen tecviz etmiyorsun. Li hasmike hasmine. El hüccete, hücceti, delili caiz görmüyorsun. Aleyke, senin üzerine illa bi mislihi. İlla bunun misliyle, yani sened ile sefet ile olacak da kabul edeceksen. Hasmi seni hemen böyle bir rivayet vardır bize, sen kabul etmiyorsun. Rivayeti getir diyorsun. Biz de sana diyoruz, rivayeti getir. Kim rivayet etti ki? Nesih Mekke'de vaku oldu. Evet. Femen esnede leke hada. Bu nesih Mekke'de olduğunu, bu olduğunu, senedini sana kim söyledi? Ve ammen reveytehu. Sen kimden rivayet eyledin? Evet. وهذا زيد بن أرقم الأنصاري. İşte زيد بن أرقم الأنصاري يقول, buyuruyor ki, كنا نتكلم في الصلاة. Biz namazda konuşurduk. حتى نزلت, حتى نازل oldu. وقوموا لله قانتين. O ayet-i kerime nazil oldu. فأمرنا بالسكوت. Biz sükut etmekle emrolunduk. Demek ki Mekke'de olmamış, Medine'de olmuş. زيد بن أرقم أنصار'dan. وقوموا لله قانتين. Nereden nazil oldu? Medine'den nazil oldu. Öyleyse namazla konuşmak meselesi nesh-i Mekke'de değil, Medine'de olmuş. وَقَدْ رَوَيْنَا ذَٰلِكَ, bunu rivayet eyledik. اَنُوْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمْدَنْ فِي غَيْرَ هَذَا الْمَوْدِعْ مِنْ كِتَابِنَا, bizim bu kitabın, مِنْ كِتَابِنَا هَذَا, bizim bu kitabımızın başka bir yerinde bunu nekleyledik. وَالسُحْبَةُ زَيْدٍ, Zeyd-i İbn-i Erkam'ın sohbeti, لِرَسُولِ sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e sohbeti, اِنَّمَا كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ, Medine'de oldu, Mekke'de değil. Öyleyse nesih meselesi Mekke'de olmamış, Medine'de olmuş. Fakat sebete bi hadisi hazır. Bu hadiste sabit oldu ki, Zeyd-i İbn-i Erkam'ın bu hadisiyle, kendine nesal kelami fissalâ, namazda konuşmanın neshi, kâne bil medîneti, Medine'de oldu. Ba'de kudûmi Resûlillah sallallahu aleyhi ve sellem min Mekke, Peygamber Efendimiz'in Mekke'den kudûmundan sonra Medine'de vâkı oldu. Mâ enne Ebu Hureyre radıyallahu anh, şununla beraber kezdet Ebu Hureyre, lem yehdur tilke salâh, o namaza hadir olmadı. Mâ Resûlillah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz de Zülyedî'nin meselesinde o namaza hadir olmadı. Asla hazır olmadı. Halbuki yukarıda ne dedi? Hazreti Ebu Hureyre hazır diyor, yok diyor. Bu mesele çok evvel oldu. Zülyedeyim, Bedir'de şehit oldu. Bedir kaçıncı senede oldu? İkinci senesinde oldu. Hazreti Ebu Hureyre'nin İslam 7. sene. Arada kaç sene var? Hazreti Ebu Hureyre nasıl hadir olur? Asla hadir olmadı. Peki rivayetlerde geliyor ki, yukarıda okuduk ya, Hazreti Ebu Hureyre bu namazda hazır idi. Sonra Hazreti Ebu Hureyre diyor ki, Peygamber Efendimiz bize namaz kıldırdı. Namaz kıldırdı ve ikide bir selam verdi, unuttu, Zülyedeyn gitti, ona hatırlattı. Bunların arası nasıl telif edilir? Taarruz hasıl oldu. لَاَنَّ زَلْيَدَيْنِ, Zelyedeyn قُتِلَ يَوْمَ بَدِرْ, Bedir günü şehit oldu. مَا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz'le, وَهُوَ اَحَدُ الشُّهَدَى, şehitlerin birisi de odur. قَدْ زَكَرَ ذَٰلِكَ مُحَمَّدُ بْنِ إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ, İbn-i İshak ve başkaları böyle zikrettiler. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ, Abdullah ibn-i Ömer'den de rivayet edildi. مَا يُوَافِقُ ذَٰلِكَ, buna muvafık olan bir şey zikredildi ki, yani Hazreti Ebu Hüreyre o namaza hazır olmadı. Evet, Abdullah ibn-i Ömer'den gelen rivayet de şu. حَدَّسَنَا بْنَ اَبِي دَاوُدْ قَالَ حَدَّسَنَا سَعِيدُ بْنُ اَبِي مَرْيَمْ قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني عبد الله بن وهب عن عبد الله العمري عن نافع
an İbn Ömer radıyallahu anh ennehu zükire lehu hadis Zülyedeyn. Zülyedeyn'in hadisi Abdullah İbn Ömer'e hatırlatıldı. Fekale buyurdu ki kâne İslamu Ebi Hureyre radıyallahu anh. Ebu Hureyre'nin İslamı oldu. Ba'de ma kutile Zülyedeyn. Zülyedeyn şehit olduktan sonra oldu. Ebu Hureyre ben orada bulundum, Resulullah namaz kıldırdı demesi doğru değil. Niye? Ebu Hureyre o vakit Müslüman değildi ki. Ve Resulullah Efendimiz'e gelip de iman etmiş değildi ki. Aralarında aşağı yukarı 5 sene fark var. وَاِنَّمَا قَوْلَا بِهُرِيْرَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Peki telife gideceğiz. Öyleyse bu hadisin manası ne? Hani İmam-ı Tahavi ne diyor? تَسْحِيهُ مَعَانِ الْاَسَرِ Eserlerin manalarını tasih ediyoruz. Nasıl tasih edecek şimdi? Diyor ki Hazreti Ebu Hureyre'nin kavli اِنْدَنَا Bizim indimizde İmam-ı Tahavi diyor ki bizim indimizde bunun kavli. Ne kavli? Salla bina Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz bize namaz kıldırdığı bu kavli. Yani Hazreti Ebu Hureyre kasteder bununla bil müslümin Müslümanlara. Salla bina ne demekmiş? Salla bil müslümin. Yani biz Müslüman cemaatine, Müslümanlara namaz kıldırdı manasındadır. Bina demesi bil müslümine demektir. Peki bu caiz olur mu? Müslümanlara kıldırmış demedi de salla bina niye dedi? Şimdi o da itiraz eder. Öyle salla bil müslümine dedi. Sonra bu vakayı Ebu Hureyre kimden rivayet ettiyse onu zikretmesi lazımdır ki o vakada filan kes bulundu ve o dedi ki bize kıldırdı. Ama kendisi diyor ki bize kıldırdı. Bu caiz olmaz. Bil müslümine yerine bina demesi caiz olur mu? Olmaz. Ve hâdâ caizun fil lügâ diyor ki lügatte caizdir bu. Lugatte caizdir bu. Bil müslümine, Müslümanlara kıldırdığı namaz yerine bina demesi caizdir. Vakat rüye mislu hâzâ buna benzeyen, bunun misli bir şey rivayet edildi. Anin Nizâl ibn Sebûre'de. Nizâl ibn Sebûre'den de rivayet edildi. Buna benzer bir hadise. Evet, Hazreti Nizal'ın şeysi de, rivayeti de şu. Haddesena Fehdun ve Ebu Zür'ated Dimişki. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz Nizal ibn Sebure'ye dedi ki inna ve iyyakum biz ve sizin cemaat künna nud'a bize denilirdi beni abdi menaf beni abdi menaf denilirdi yani sizin kabile bizim kabileye Beni Abdümenaf denilirdi. Fe entüm siz el yevm bugün Benu Abdillah, Benu Abdullah'sınız. Ve nahnu biz Benu Abdillah, biz de Benu Abdullah'ız. Evet. Yani bunu kastediyor. Li kavmin nizal, nizalın kavmini kastediyor. Evet. Yani Peygamber Efendimiz diyor ki biz ve siz nizal yoktu ki o vakitte. Eskiden beni Abdümenaf dediler. Nizal yokken denilirmiş o. Yani sizin kabile burada biz ve siz Resulullah Efendimiz'in bu kelamından yani bizim kavim de sizin kavim demek. Bak lügatte bu caiz. Ne Resulullah Efendimiz o vakitte var idi ne Nizal var idi. Onlara ne dediler? Abdümenaf. Beni Abdümenaf dediler. Resulullah'a mı? Yok. Nizal'in kendisine mi? Yok. Yani cemaatlerine. Nüda ben Abdümenaf demesi bu. Demek ki bu lügatte caiz. Bir. Fâden nizal. İşte nizal yekûlü der ki kâle lena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz bize dedi ve velem yara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Halbuki nizal Peygamber Efendimiz'i görmedi. Resulullah Efendimiz bana böyle dedi. Halbuki lena dedi bize yani. Görmemiş sahabi değil nizal. Yürüydü bizalik. Bununla Nizal murad ediyor. قَالَ لِقَوْمِنَا Yani bizim kavme böyle dedi. Nizal'ın kavmine Resulullah Efendimiz ne demiş? اِيَّاكُمْ اِنَّا وَاِيَّاكُمْ اِنَّا biz ve اِيَّاكُمْ siz. Nizal yok. Hitap kime oluyor? Nizal'ın cemaatine oluyor. Halbuki Nizal şimdi bunu getirdi diyor ki böyle dedi bana.
Lena, bağlı lena, bize böyle diyor. Bu bir nizalafet haberliği yok cemaatine. İşte lügatte caiz değil. Bağlı kavmine demek. وَقَدْ رُوِيَنْ تَاوُسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ İmam-ı Tavus'tan da buna benzer bir şey rivayet edildi. اَنَّهُ قَالْ Tavus diyor ki, قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَذُ بْنِ Cebel. Tavus Yemen'de. İmam-ı Tavus diyor ki, bize Muaz ibn-i Cebel geldi. فَلَمْ يَاخُدْ Almadı مِنَ الْخُدْرَوَاتِ شَيْئًا Hudravattan bir şey almadı. Yani zekat, sadaka, hudravattan almadı. وَتَاوُسُ Halbuki Tavus لَمْ يُدْرِكْ سَالِكْ O zamana yetişmedi ki. Hazreti Muaz'ı Peygamber Efendimiz Yemen'e gönderdi. Git onların zekatını ganilerinden al, fakirlerine ver. İmam-ı Tavus dünyada yoktu. Evet. لَاَنَّ مُعَذَا مُعَذِ اِنَّمَا كَانَ قَدِمَ الْيَمَنِ اِنَّمَا كَانَ قَدِمَ الْيَمَنِ Yemen'e kudum etti, gitti ki ahdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in zamanında. وَلَمْ يُولَدْ تَاوُسُ حَيْنَيْزِ O vakitte Tavus dünyaya gelmemişti, doğmamıştı. فَكَانَ مَعْنَا قَوْلِهِ قَدِمَ عَلَيْنَا İmam-ı Tavus'un قَدِمَ عَلَيْنَا قَوْلُنُنْ مَعْنَاسِ Ey kadime beledena, bizim memleketimize geldi demek. Vakfı bu da caiz. Öyleyse diyor. فَالْحَسَنُ حَسَنِ بَصْرِ لَمْ يَكُنْ بِالْبَصْرَةِ حَيْنَيْزِمْ Hutbe gidip hutbe okuttuğu vakitte Basra'da değildi o. Niçin? لَاَنَّ قُدُومَهُ لَهَا Hasan-ı Besri'nin Basra'ya kudumi اِنَّمَا كَانَ قَبْلَ سِفِّينَ بِعَامٍ Sıffin vakasından bir sene evvel idi. Halbuki Utbe daha evvel. Ne demek? Hatta onu da teyit ediyor. حَدَّسَنَا بْنَ اَب۪ي دَوُدْ قَالَ حَدَّسَنَا يُسُفُ بْنَ عَلِيهِ قَالَ حَدَّسَنَا بْنِ اِدْرِسْ اَنْ شَعْبَ اَنْ اَب۪ي رَجَا قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ Hasan-ı Basri'ye dedim ki meta kadimtel Basra, Basra'ya ne vakitte kudum ettin, geldin. فَقَالَ قَبْلَ صِفِّينَ بِعَامٍ Sıffin vakasından bir sene evvel. Öyleyse فَكَانَ مَعْنَا قَوْلُ النِّزَالِ Nizalın kavlunun manası oldu. Ne kavli? قَالَ لَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz bize böyle dedi. Biz siz ikimiz de Abdümenaf'tanız. لَنَا demesi Evet. Ve mana kavli tavus, tavusun kavlunun manası. Hangi kavli kadime aleyne Muaz? Muaz bize geldi. Ve mana kavli Hasan, hatabena utbe. Hasan-ı Basri'nde hatabena utbe demesi. Bu üç kavl oldu. İnnemâ yuridûne bizalik. Bununla murad ettiler. Kavmehum ve beldetehum. Kavmlerini ve beldelerini murad ettiler. لَاَنَّهُمْ مَا حَدَرُوا ذَٰلِكَ Bunlar o vakalara hazır olmadılar. وَلَا شَهِدُهُ Şahit olmadılar, görmediler, ulaşmadılar. قَالَ لَنَا رَسُولُ اللّٰهِ demesi قَالَ لِقَوْمِنَا demek. قَدِمَ عَلَيْنَا مَعَزْ yani قَدِمَ بَلْدَتَنَا خَتَبَنَا عُتْبَ yani خَتَبَ اَهْلَ الْبَصْرَ Öyleyse فَكَذَٰلِكَ قَوْلُ أَب۪ي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Ebu Hüreyre'nin kavli de böylece olucudur. Nerede ki hadis-i Zilyedin, Zilyedin'in hadisindeki salla bina Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun kavli de böyle olucudur. İnnemâ yuridu, Hazreti Ebu Hüreyre murad ediyor. Salla bil müslimin, Müslümanlara namaz kıl dedi. Bunu murad etti. La ala ennehu şehide zalik. Şu manaya değil ki Hazreti Ebu Hüreyre o namazda hazır idi. Onu gördü. Ve la hadarahu, onu hazır da olmadı. Öyleyse fentefa müntefi oldu. Bima zekerine bizim bu zikrettiğimizde ki en yekûne fi kavlihi sallâ bina Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hüreyre'nin sallâ bina Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kavlünde ola fi hadisi zilyedeyn zilyedeyn hadisinde ma bir şey ola ki yedüllü delalet eder. Alâ enne mâ kâne min zâlik bu vek'ete olan şey oldu. Bâde neshil kelâmi fissalâ namazda kelamın neslinden sonra oldu Zülyedeyn'in hadisesi. Bunda bunu nefretti. Böyle bir şey delalet yok. Eğer olsaydı Hazreti Ebu Hüreyre bir fe'lu vakayı görmüş olsaydı kelam neskedilmiş ama kelamın neslinden sonra Zülyedeyn'in hadisesi olmuş. Binaenaleyh namazda konuşmak caiz olur. Bu çıkardı. Halbuki Hazreti Ebu Hüreyre salla bina demesi yani Müslümanlara demek oldu. O da Hazreti Ebu Hüreyre bunu görmemiş. Öyleyse bu delalet etti ki nesih evvelden vuku bulmuş. Fakat Hazreti Ebu Hüreyre bir ravi vasıtasıyla rivayet ediyor bunu. Fakat arada raviyi zikretmiyor. Hadis ne olur bu itibariyle? Mürsel olur.
ve mimma yedullu ala ma zekerna, bizim zikrettiğimiz şeye delalet eder. O da neden? Enne neshal kelami fis salah, namazda kelamın neshi kâne bil medîneti eyda, kâne bil medîne, Medîne'de oldu. Delalet eder eyda, yukarıki hadisler gibi. Delalet eder ki bu vaka Medîne'de oldu. Ma haddesena, bize rivayet edilen şey. Kim rivayet eyledi? Ali ibn Abdurrahman. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال كنا نرد السلام في الصلاة. أبو سعيد الخدري diyor ki biz namazda selamı reddederdik. Bir adam gelirdi, biz namaz kırarken selamu aleyküm derdik. Ve aleykümüsselam derdik, selamını reddederdik. Hatta nühiyna an zalik, hatta bundan nehyolundu. Evvelce namazda selam alırdık. Fakat bundan Peygamber Efendimiz sonradan nehyetti. Bu da delalet ediyor ki konuşmak evvelce caizmiş, sonradan nesedilmiş. Ve Ebu Sa'id, Ebu Sa'id'in kudri fel'allehu fissinni, evet, umulur ki sinde eyza dune Zeyd ibn Arkam. Zeyd ibn Erkam'ın doğunundadır. Yani Zeyd ibn Erkam daha yaşlı. Bu Seyyid ibn Hudri daha ondan genç. Onun doğunundadır. Bir dehrin tabib. Uzun hem de aralarında yaş farkı epeyce var. Vahve kezalik. Bu da böylecedir. Fahâ huvazâ işte. Ebu Sa'id haber veriyor. Ennehu kad kâne edreke ibâhetel kelâmü fissalâh. Bırak Zeyd ibn Erkem'i. Zeyd ibn Erkem daha yaşlı. O zamanı görmüş, namazda konuşma meselesini biliyor. Hı. Ebu Seyyid'in Hudri ondan daha küçük olduğu halde o da yetişmiş. Ne diyor Ebu Seyyid'in Hudri? Biz namazda selam verirdiler, namazda selam alırdık, sonradan nehyolunduk. وَقَدْ رُوْيَ فِي ذَٰلِكَ اِذَا. Bu mesele hakkında rivayet edildi. An İbn Mesud'un radıyallahu anh, Abdullah bin Mesud'dan da rivayet edildi. Ma ol bir hadis ki, haddesene Ebu Bekir'de, Ebu Bekir'e rivayet eyledi. Kale haddesene Mu'ammilu bin İsmail. Kale haddesene Hammadu bin Seleme. Kale haddesene Asimun an Ebi Vail. Kale Abdullah. Ebu Vail diyor ki, Abdullah bin Mesud buyurdular ki, künnâ netekellemü fissalâh. Biz namazda konuşurduk. Ve ne'muru bil haceti. Bir hacetimiz olursa onu da emir ederdik. Şunu yap, bunu yap namazda, git mesela şu işi gör, bu işi gör, bunu da emir ederdik. Fekadimna alennebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Peygamber Efendimiz'e kudum ettik. Minel habeşedi habeşeden. Biz Habeşe'ye hicret edenlerden. Abdullah bin Mesud diyor. O zamanlar biz namazda konuşurduk da Habeşe'ye hicret edinceye kadar. Ve Habeşe'de de bu hükmün neshedildiğini bilmiyorlar. Biz Habeşe'den döndük, Resulullah Efendimiz'in huzuruna geldik ve yusalli. İçeri girdik ki Resul-i Ekrem Efendimiz namaz kılıyor. Fesellemtu aleyhi, ben selam verdim. Esselamu aleyke ya Resulullah dedim. Felem yerudde aleyye, Resulullah Efendimiz reddetmedi. Halbuki Mekke'de red var idi. Ve aleykümselam dedi ama bu sefer ve aleykümselam demedi. Feahedeni, beni aldı. Ma kadume ve ma hades. Ma ol bir şey aldı ki kadume kadim oldu. Yani eskiden yapardık. Ve ma hadesi bizde hadis olan şey. Ne oldu? Biz eskiden böyle yapardık. Şimdi ne hadis oldu ki Resulullah Efendimiz selamımızı almadı. Niye selamımızı almadı? Şimdi kendisinden korktu. Acaba benim aleyhimde bir ayet mi nazil oldu? Felemma kada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salatehu. Vaktaki Resul-i Ekrem Efendimiz namazını bitirdi. Kultu ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, nezele fiyye şeyim, benim hakkımda bir şey mi nazil oldu, sen selamımı almadın? Kale la, bir şey nazil olmadı. Lakin Cenab-ı Hak, yuhdisu min emrihi maşaa. Cenab-ı Hak kendi emrinden dilediğini ihdas ediyor. Cenab-ı Hak, yani bu dinde istediğini ihdas ediyor. Ne demek? Yani evvelce konuşmak mübah idi. Fakat Cenab-ı Hakk'a lazıkları bundan nehyetti manası çıkıyor. Peki bunu da daha izah ediyor bu hadiste. Diyor ki haddesena İsmail ibn Yahya el-Müzeniyyü kâle haddesena Muhammed ibn İdris kâle haddesena Süfyanu an Asim fezekere bi isnadihi mislehu. Aynen bu hadisi şerifi zikreyledi ve zade ziyade eyledi ki ve enne mimma ahdes.
Allah-u Teala'nın ihdas etmiş olduğu, yani emir buyurmuş olduğu hükümlerdendir. Kada, Cenab-ı Hak hükmetti ki en la tetekellemu fissalâ, namazda konuşmayasınız. O hadisi daha izah etti. Yukarıki hadiste evet Cenab-ı Hak diledi ki velakinnallâhi yuhdisu min emrihi man yeşâ. Cenab-ı Hak emrinden dilediğini ihdas eder. Burada daha izah var. Ve enne mimmâ ehdâ. Cenab-ı Hakk'ın ihdas etmiş olduğu hükümlerdendir. Ki kada hükmetti en la tetekellemu fissalâ, namazda konuşmayasınız. İşte öyleyse neshedilmiş, varmış, neshedilmiş. Ve bu da Habeşe'den geldikleri vakitte hangi tarihte gelmiştiler? Hayber, Bedir'den sonra mıydı? Hayber'den sonra mı? Hayber'de. Hayber'de. Ganimet meselesinde onlara da... Evet, Hayber'den, Bedir'den sonra. Demek ki bu nehi daha evvel olmuş. Ki onlar geldikleri vakitte bilmiyorlarmış. Ve onu öğrenmişler. Fakat akhbara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz haber verdi ki Ennallâhe azze ve cel, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri kat nesahal kelâme fissalâ, namazda konuşmayı nesfetti. Ve lem yestesni min zâlike şey'a, bundan hiçbir şeyi istisna etmedi. Yani konuşmayın ama illa şu şu meseleler müstesnadır diye bir istisna da yok. Yani onlar diyorlar ki namaz hususunda sehv dolayısıyla konuşulabilir, böyle bir istisna yok. Niye? قَضَا أَلَّا تَتَكَلَّمُوا فِي الصَّلَةِ. Cenab-ı Hak hükmetti ki namazda konuşmayasınız. Mutlak, istisnası yok. فَدَلَّ ذَلِكَ. Bu delalet etti. عَلَى كُلِّ الْكَلَامِ. Kelamın hepsini, ne türlü söz olursa olsun. اَلَّذ۪ي. Öyle kelam ki كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي الصَّلَةِ. Namazda konuştukları sözlerin hangi çeşidi olursa olsun hepsi nesledildi. Kat'i surette hiçbir şey namazda konuşulmaz. فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ. İşte bu namazda konuşma meselesinin veçhi yolu budur. مِنْ تَر۪يكِ تَصْحِيهِ مَعَانِ الْآسَارِ. Eserlerin, rivayetlerin, tesihi manaların, tesihi itibariyle rivayetler budur. Lehde, aleyhde her iki hadisleri bütün burada zikrettiği. Ve neticeye varıldı ki evvelden varmış, nehyedilmiş. Nehi de bütün mutlak söz. Yani namaza teallük eder Şafiilerin dediği gibi birkaç kelime konuşulabilir. Onu da reddediyor. Yok dediyoruz. Hatta aşağıda gelecek. İşaret de namazda var mıdır yok mudur? O da ayrıca gelecek. وَمَّا وَجْهُ ذَٰلِكَ مِنْ طَر۪يكِ النَّزَارِ. Peki kıyas tarihiyle bunun yolu. فَاِنَّا قَدْ رَئِيْنَا اَشْيَا. Biz bir takım eşyaları gördük ki يَدْخُلُ ف۪يهَا. O eşyaya girer. Yani ibad-ı kullar girer. Evet. Öyle eşyalar ki temne'uhum, kulları men eder min eşya, başka şeylerden. İnsan bazı işlere girer ki o şeyler başka eşyaların yapılmasını men eder. Ne gibi? İzah ediyor. Feminha, onun eşyadandır. Es-salatu, namaz. Temne'uhum, kulları men eder min el-kelamı, konuşmaktan. Ve lef'alilleti, şul bir işlerden ki la tuf'alu fiyâ, namazda işlenmez. Yemek, içmek, bunlar bu gibi şeyleri. Elbise giymek, elbise çıkarmak. Bir adam namaza girdi mi, namaz bir şeydir. O namaz bir şeydir. O da başka eşyalardan men etti. Neden men etti? Evet, konuşmadan ve namaza münafı olan işlerden. Ve minha, yine o şeylerdendir. As-siyam-ı oruç. Yemne'uhum. Oruçla men eder kulları. Minel cima'i ve ta'ami ve şerab. Bu üçünden men eder. Ve minha, o şeylerdendir. El-haccü vel-umre. Haccü umre. يَمْنَعَانِهِمْ حَجْفِ اَمْرَدَ. Kulları men eder مِنَ الْجِمَاءِ وَالْطِيبِ وَالْلِبَاسِ. Cimadan, güzel koku sürünmeden, elbise giymekten ve men eder. وَمِنَ الْاَتِكَفُ. Ve eşyalardan ihtikaf vardır. يَمْنَعْهُمْ مِنَ الْجِمَاءِ وَالْتَصَرُفِ. Ailesine tekarrüp etmekten yahut da alışveriş yapmaktan tasarruf, bunlardan men eder. فَكَانَ وَلْدِ مَنْ جَامَعَ فِي صِيَامِهِ اَوْ اَكَلَ اَوْ شَرِبَ نَاسِيَ. Bir adam oruçsa da, oruçluyken ailesine tekarrüb etse yahut da yese, içse muhtelifen, muhtelif oldu ki hükmü, bu hükmünde ihtilaf olundu. Orucu bozulur mu, bozulmaz mı? فَقَوْمُنْ يَقُولُونَ. Bir takım cemaat derler ki لَا يُخْرِجُوا ذَٰلِكْ مِنْ صِيَامِهِ. Unuttuğundan bunları yaparsa orucunu bozmaz, oruçtan çıkarmaz. Ne için? Teklîden le âthârin, bir takım eserleri teklîd için ki râvâvâ rivayet eylediler. Yani bunun hakkında
hadisler var ki bir adam unutmuş, su içmiş. Peygamber Efendimiz Allah-u Teala bunu sulamış, bunun orucuna zarar gelmez. Birisi unutmuş, yemiş. Allah-u Teala onun karnını doyurmuş, yani orucu oruçtu. Cuma'ya gelince unuttu da ailesine tekarrüp etti. Bak bunda ayrılıyor, bunda hiçbir kimse diyor ki onun orucu bozulması demiyorlar. İlla oruç bozuldu, bak ihtilaf etti. Halbuki onu da unuttu. Evet. Niye? Onda diyorlar ki oruç ailesine tekarrüp, yemek içmek gibi değil, o kolay kolay unutulmaz. Ayırdılar onu. Bir kavim bunları dediler ki evet, orucundan çıkarmaz. Ve kavmin yekulûne, bir takım cemaat dediler ki kad ehrecehu zâlik min siyâmihi. Bu orucundan çıkardı. Ve kullu men câmi'a fî hicceti'ye ve umretiye ve etikâfi'ye. Her kim haccinde yahud umresinde yahud etikâfında ailesine tekarrüp ederse müteammiden evnâsiyen, ister kesten olsun, ister unutarak olsun, fekad harece bi zâlik, bununla çıkmış oldu. Mimma kâne fîhî, o olduğu şeyden, min zâlik, bu hac, ömre yahut da etikâf neyse, bundan çıktı, bozuldu. Bir adam hacca niyet etmiş, ailesi beraber tekarrüp ederse hacı ifsad etti. Bu hacı yapacak fakat sonradan kaza edecek. Ömre olursa yine böyle. Ömresini ifsad etti, o ömreyi tamam edecek, kaza edecek. Etikâf gene böyle. Şimdi öyleyse bak, yemek içmekle cima birbirinden ayrılmış oldu burada. فَالنَّظَرُ عَلَى مَا زَكَرْنَا مِنْ ذَلِكِ. İşte bu meselede zikrettiğimize nazaran اَنْ يَكُونَ اَيْذَا, böylece ola يَكْدَعُهَا نَمَازِ قَتْ اِدَرِ اِذَا كَانَ, konuşmak olursa عَلَى السَّهْوِ, sehv üzerine وَيَكُونَ حُكْمُ الْكَلَامِ, konuşmanın hükmü olur فِيهَا نَمَازْدَ عَلَى الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ, amdü sehv üzerine seva beraber olur. Nasıl ki bir adam hacde, ömrede gasten ailesine tekarrüp etse yahut da sehven ailesine tekarrüp etse hükümdür. O hac ömre bozuluyor. Öyleyse konuşmakla, namazla, ister gasten olsun, ister sehven olsun, namazı bozar. Bir satır atladım. Fekâne mâ yuhricû min hâzîl eşyâ. Fekâne oldu. Mâ ol bir şey ki yuhricû min hâzîl eşyâ. Bu eşyadan ihraç eden şey oldu. اِذَا فَعَلَ ذَٰلِكَ, bunu işlerse, müteammiden kasten yaparsa, فَهَوَ يُخْرِجُهُ مِنْهَا, o şey yine o eşyalardan ihraç eder. اِذَا فَعَلَهُ غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ, kasten olmasa da işlese onu bozar. وَكَانَ الْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ, salada da kelam oldu. يَقْدَعُ الصَّلَاةَ, namazı kat eder. اِذَا كَانَ عَلَى التَعَمِّدِ كَذَٰلِكَ, kasten yaparsa, konuşursa bozulur. Kasten olursa bozuldu. Öyleyse fennezer ve alem mazekerna min zalik. Kasten olursa, buna bir kıyas yaparsıksa, evet, nazar kıyas olur ki en yekûne eydâ yekdeûhâ, yine namazı kat eder ise kâne alâ sehven. Sehven de konuşsa o da kat eder. Ve yekûne hükmül kelâmi fîhâ, namazda konuşmanın hükmü olur. Alel amdi ve sehvi sevâ. Amd üzerine olsun, sehv üzerine olsun, müsavi olur. Kasten de konuşsa namazı bozar, sehvende konuşsa bozar. كَمَا كَنَا حُكْمُ الْجِمَاعِ فِي الْاَتِكَافِ وَالْعُمْرَةِ عَلَى الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ سَوَا. Nitekim itikafta, ömrede, hacda ailesine tekarrüp, ister amden olsun, ister kasten olsun, onları bozduğu gibi konuşmak da namazı böyle bozar. فَهَذَا هُوَ النَّزَرِ. Ey da işte kıyas da budur. فِي هَذَا الْبَابِ, bu babda. وَقَدْ وَافَكَ, bu kıyasla muvafık oldu. Ma ol bir şeye ki sahihna, biz tasih ettik. Ali tasih ettik. Ali Hamza'nın maniyel asar, eserlerin manalarını. Bu kıyasla işte bu eserlerin manasına muvafık oldu. Ve huve kavlu Ebi Hanife'te ve Ebi Yusuf ve Muhammed'in rahimahumullahu ta'ala. Bu üç imamın kavli de budur. فَاِنْ سَأَلَ سَائِلٌ عَنِ الْمَعْنَى الَّذ۪ي لَهُ لَمْ يَأْمُرْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مُعَاوِيَةَ بْنَ الْحَكَمْ بِيَعَادَةِ الصَّلَاةِ لَمَّا تَكَلَّمَ فِيهَا. Yukarıda okuduğumuz meselede Muaviyyetü bin el-Hakem hadisini getirdi. Dedi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla konuştu namazda. Diyor ki bir adam sual etse ki فَاِنْ سَأَلَ سَائِلٌ, bir adam sual etse neden? اَنِ الْمَعْنَى مَعْنَادًا, yani sebepten. اَلَّذ۪ي, öyle sebep ki لَهُ, o sebep için لَمْ يَأْمُرْ, emretmedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz emretmedi
kime? Muaviye ibn el-Hakem. Muaviye ibn el-Hakem emretmedi bi iadeti salati, namazı iade et diye emretmedi. Lemma tekelleme fiha, vaktaki namazda konuştu. Bunun sebebi neydi? Eğer niçin siz diyorsunuz ki konuşma namazı bozar? Muaviye ibn el-Hakem konuştu. Peygamber Efendimiz ona namazı iade et demedi. Bunun sebebi ne? Sorsalar. Dile lehu. Ona cevaben denilir ki zalik iade et diye emretmedi ki لَاَنَّ الْحُجَّةَ حُجَّةَ لَمْ تَكُنْ قَامَتْ قَائِمْ olmadı. عِنْدَهُ رَسُولُ اللّٰهِ Efendimiz'in dinde قَبْلَ zalik, bundan evvel bir تَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَةِ namazda konuşmanın haram kılındığına dair Resulullah Efendimiz yanında bir hüccet yoktu. Cenab-ı Hak ona bir vahiy göndermemişti. Namazda konuşmayın diye bir emir göndermemişti. Onun için Resulullah Efendimiz indinde bir delil, bir hüccet olmadığından ona namazı iade demedi. فَلَمْ يَمُرْهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Onun için Peygamber Efendimiz ona emretmedi. بِعَادَةِ السَّلَاتِ namazı iade ile emretmedi, lizalik konuştuğu için. فَاَمَّا مَنْ فَعْلَ مِسْلَ ذَٰلِكَ Ama bir kimse bunu işlerse, yani namazda konuşursa, بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ Hüccet delil kaim olduktan sonra. Neyle hüccet kaim olduktan sonra? بِنَسْخِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ Namazda konuşma meselesi nesk edilmiştir diye bir hüccet kendi indinde kaim olursa, فَعَلَيْهِ Bu adam üzerine vaciptir. اَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةِ Namazı iade eder. Yani o vakıda kadar namazda konuşma var idi. Resulullah Efendimiz nehyedilmemişti Cenab-ı Hak tarafından. Namazda konuşmayın diye kendisine emir gelmemişti. Onun için Muaviye ibn el-Hakem'e konuştuğundan dolayı namazı iade buyurmadı. Ama delil geldikten sonra, namazda konuşma nesfedildikten sonra her kim namazda konuşursa namazı iade edecektir. وَقَدْ يَجُوزِ اِذَا Böyle olduğu gibi yine caizdir ki اَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Caiz ki Peygamber Efendimiz olmuş ola قَدْ اَمَرَهُ Emretmiş ola بِاِعَادَةِ الصَّلَاةِ Namazı iade et diye Muaviye ibn el-Hakem emretmiş ola. Bu da caiz. وَلَاكِنْ لَمْ يُنْغَذْ ذَٰلِكَ Lakin bu nakledilmemiş olur fi hadisi bu hadiste. Muaviye ibn el-Hakem'e namazı iade et diye nakledilmemiş olabilir. Bu da caiz. Belki ona emretmiş ki namazı iade et. Fakat onu rivayet etmemişler. Bu da olabilir. وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ Bir takım cemaat buyurdular ki اِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resul-i Ekrem Efendimiz لَمْ يَسْجُدْ يَوْمَ زِلْيَدَيْنِ Zilyedeyn vakasında secde etmedi. Bir takım cemaat de bunu söyledi. Yani Zülyedeyn Resulullah Efendimiz iki kıldırdı, unuttu. O da dedi ki ya Resulullah iki kıldırdı, yapıp da unuttum. Resulullah Efendimiz yapmadım, ikisi taraflı konuşmalar oldu ya. Resulullah Efendimiz geldi, iki rekat daha kıldırdı. Sehvine secde etmedi. Halbuki sehvine secde etmek lazım gelmez miydi? Diyor. Secde etmedi ki neden malum? Diyor ki rivayet geldi. Haddesena bizalik Rabi'ul Muezzini. Kale haddesena Halid ibn Abdurrahman. Kale haddesena ibn-i Ebi Zibin. Ani Zühriye. Kale se'altu ehlel ilim bil Medine. İmam Zühri diyor ki Medine'deki ulemaya sordum ki Resulullah Efendimiz'den hiç rivayet duydunuz mu ki Zülyedeyn vakasında secde-i sehv yapmış mı yapmamış mı? فَمَا أَخْبَرَن۪ي Bana haber vermedi. اَحَدٌ Hiçbir kimse. مِنْهُمْ Medine ulemasında. Ki اَنَّهُ رَسُولُ اللّٰهِ اَفَنِّمِ سَلَّهُ مَا سَجْدَيْ سَهْرِ yaptı diye kimse haber vermedi. Yani secdete sehvi. سَلَّهُ مَا'nın zemirini nereye geleceği? Secde-i sehve, secde-i sehvi. يَوْمَ ذِلْيَدَيْنِ Zilyedeyn vakasında Resulullah Efendimiz'in secde-i sehvi yaptığı nakledilmemiş. Etmiş mi, etmemiş mi? Kimseden diyor bir haber duymadı.
فَمَعْنَا هَذَا عِنْدَنَا Bunun bizim indimizde manası وَاللّٰهُ عَلَمْ اِنَّمَا يَجِبُ سُجُودُ السَّهْوِ Secde-i sehv vacip olur. Fissalat-ı namazda اِذَا فَعَلَ ف۪يهَا Namazda işlerse مَا bir şeyi ki لَا يَنْبَغِي layık olmaz. اَنْ يُفْعَلَ ف۪يهَا Namazda işlenmesi layık olmayan bir şey yaparsa o vakit secde-i sehv vacip olur. Ne gibi? مِسْلُ الْقِيَامِ مِنَ الْقُعُودِ Oturacak yerden kalktı. مِسْلُ الْقِيَامِ ayağa kalktı. مِنَ الْقُعُودِ قُعُودًا Oturacaktı, kalktı. اَوِ الْقُعُودِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْقُعُودِ Oturmayacak yerde oturdu. اَوْ مَا اَشْبَهَ ذَلِكَ Yahut da bunun gibi namaza layık olmayan bir şey yaparsa. O da neden? مِمَّا لَوْ فَعَلَ Eğer bunları işlerse, yapılmayacak bir şey yaparsa. عَلَى الْعَمْدِ Kasten yaparsa. Yani bunu kasten yaparsa, yapılmayacak bir şey. Oturacak yerde ayağa kalktı. Ayağa kalkacak yerde oturdu. Bunu kasten yaparsa, işte o vakitte secde-i sehv lazım gelir. كَانَ فَاِلُهُ مُسِيَنْ Bunu yapan da günahkar olur. Niye? Kasten yapıyor, sehven değil. İşte onun üzerine vacip olur. فَاَمَّا مَا فَعَلَ ف۪يهَا اَمَّا Bu yapılmayacak bir şeyi yaparsa o da neden mi? مَا لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ ف۪يهَا Namazda mekruh olmayan bir şeyi yaparsa yani namazda mübah olan bir şeyi yaparsa فَلَيْسَ ف۪يهِ سُجُودُ سَهْوَ Onda secde-i sehv yok. Çünkü mübah. وَكَانَ حُكْمُ الصَّلَاةِ يَوْمَ ذِلْيَد۪ينَ Zilyedin vakasında namazın hükmü olduğuydu. لَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ ف۪يهَا Onun zamanında namazda konuşmak mübah idi. لَا بَأْسَ idi. وَالتَّصَرُّفُ ف۪يهَا Tasarruf da mübah idi. Vakıda kadar namazda konuşurdular. Namazda bir adam ufak tefek işlerini görürdü. Onun için mübah olan bir şeyi yaptıklarından dolayı Resulullah Efendimiz secde-i sehvi yapmadı. Ama ondan sonra nehyedildi. Namazda hiçbir şey yapılmayacak ve konuşulmayacak. Bu nesih olmazdan evvel mübah olan bir şeyi Resulullah Efendimiz yaptı, ondan secde-i sehvi yapmamış. Bu cevabı bu. فَلَمَّا فَعَلَ ذَٰلِكَ ف۪يهَا عَلَى السَّهْوِ Vaktaki bunu sehv üzerine yaptı. Peygamber Efendimiz bunu kasten mi yaptı, sehven mi yaptı? Sehven yaptı. Namazda iki reketi sehven kıldırdı. وَكَانَ فَاِلُهُ عَلَى الْعَمْدِ غَيْرَ مُس۪ي Halbuki kasten yapsa günahkar değil. Çünkü neshedilmemişti. Namazda tasarruf vardı. O vakitler namazda tasarruf, kasten iki reket kıldırsa, sonradan iki reket kılınsa yine caizdi. Halbuki Resulullah Efendimiz kasten de yapmadı, sehven yaptı. كَانَ فَاِلُهُ عَلَى السَّهْوِ Sehv üzerine onu yapan adam olur. Evet. غَيْرُ وَاجِدِ سُجُودِ السَّهْوِ Secde-i sehv vacip olmaz. Niye? Sehven yaptı. Kasten yapar mübah olursa, sehven yaparsa hiç secde-i sehv vacip olmaz. فَهَذَا مَذْهَبُ الَّذ۪ينَ Bu bir şu bir kimselerin mezhebidir ki zehebu onlar zahib oldular ila enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz lem yescud secde etmedi yerine gidiyor ki zilyedin vakasında Resulullah Efendimiz secde-i sehvi yapmadı diyenlerin delili bu. Yani o vakıda kadar namazda konuşmak, namazda tasarruf caiz idi. Kasten yapsa bile bir şey lazım gelmezdi. Halbuki Resulullah Efendimiz kasten de yapmadı, sehven yaptı. Hiçbir şey lazım gelmez. Evet. وَهَذَا حُجَّتٌ Bu hüccettir. لَاَهْلِ الْمَقَالَ Evet, söz sahipleri için. اَلَّتِي Öyle mekale ki بَيَّنَّا فِيَذَا الْبَابِ Bizim bu babda beyan ettiğimiz mekalenin ehline hüccettir. Yani Zülyedeyn'in vakasında secde-i sehv yapmadı diyenlerin delilidir. وَكَانَ مَذْهَبُ الَّذ۪ينَ Şu bir kimselerin mezhebi oldu ki zekeru zikrettiler ennehu secede yevmeydi. O günü secde-i sehv yaptı. Bir de bu cemaat var. Zülyedeyn vakasında Resulullah Efendimiz secde-i sehv yaptı mı yapmadı mı? Yapmadı diyenlerin delili bu. Terk etti çünkü mübah yaptı. Ama bir de var ki yaptı diyorlar. Bu rivayette var. Resulullah Efendimiz o iki reketi kıldırdıktan sonra secde-i sehv de yaptı diyorlar.
Ya bunlara ne diyeceksin diyor. Diyor ki onların mezhebi ol de ennel kelame ve tasarruf. Konuşmak ve tasarruf ve imkana her ne kadar olduysa da fetkâne mübâheyni mübâh oldular ise de fis salati namazda yevme idin zülyedeyn gününde felem yekün olmadı minel mübâhi mübâhden yevme idin o günü en yüsellime selam vere fis salati namazda kable evâni selam selamu vakti gelmezden evvel selam vermek mübâh değil. Yani namazda konuşmak mübâh değil, namazda tasarruf konuşmak değil, ufak tefek işleri yapmak mübahidi yapabilirdi ama fakat selam vakti gelmezden evvel selam verip namaz verip de selam çıkmaz çıkmak mübah değildi. Bunlar da onun için Resulullah Efendimiz o ki unuttu iki rekat namaz kıldırdı. Zülyedeğinde ona hatırletti. O vakitte Resulullah Efendimiz anladı ki bana secde-i sehu vacip oldu. Niye? Halbuki konuşmak mübahidi. Konuşmaktan dolayı değil. Peki arada ufak tefek bir gidiş geliş oldu. Ondan dolayı da değil. Ya neden secde-i sehvi lazım geldi? Selamın vakti gelmeden selam vermek mübah değildi. Selamın vakti ne vakit dedi? Dört reketi bitirdikten sonraydı. Yani bu iki reket üzerinde selam verdi. Ondan dolayı sehvle secde yaptı dediler. İşte iki mezhep var. İkisi de ihtilaflı. وَهَذَا حُجَّتُ لَاَهْلِ الْمَقْرِ Evet. فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Vaktaki Peygamber Efendimiz selam verdi. Fiha o namazda. Selamen selam verdi. Öyle selam ki erade bihi o selamla murad etti. El huruce minha namazdan çıkmayı murad etti. Ala ennehu kad kâne etemmeha. Şu zannin üzerine ki namazı tamam ettim diye selam verdi ve çıktı. Ve kâne zârik. Böyle selam vermesi oldu. Mimma lev fealehu şul bir hükümlerden oldu ki eğer onu işleseydi. Fa'idun bir işleyici, alel amdi kast üzerine işleseydi, kâne müsî'en, günahkar olurdu. Lemmâ fe'alehu alel sehvi, vaktaki Peygamber Efendimiz bunu sehv üzerine yaptı. Vacibe fîhî sücûdü sehvi. Sehvine secde vacip oldu ama günahkar olmadı. Evet. Ve hâze mezhebü ehlil mekâle.